Merhabalar, iyi akşamlar. Saat 21, TV24'te küresel oyunla karşınızdayız. Yine bu akşam, bu hafta, geçen hafta olanlara, dünyada neler olduğuna bakacağız. Gerçekten çok çok önemli olaylar yaşandı. Biliyorsunuz her şeyden önemlisi Orta Doğu'da, Filistin'de çok ciddi bir karar alındı Amerikan Başkanı Trump tarafından. Ben Bora Bayraktar, konuklarımla birlikte bugün başta Kudüs ve Filistin meselesi olmak üzere konuları değerlendireceğiz. Evet, Filistin'i teslim anlaşması diye Türkiye'de özellikle altını çizerek vurguluyoruz. Oysa ki Trump, Amerikan Başkanı diyor ki bu bir yüzyılın anlaşmasıdır, Filistin sorununu çözeceğiz diye, ama gerçekte hiç bununla alakası yok. Aslında bir Netanyahu'yu, İsrail Başbakanı Netanyahu'yu kurtarma planı gibi görünüyor. Yüzyılın skandalı diyoruz. Neden? Çünkü bir anlaşma koyuyorsunuz ortaya, karşı tarafı neredeyse tamamen yok sayıyorsunuz ve tabii ki bütün İslam dünyasını kızdıran Kudüs'le ilgili kararda bunun içerisinde Filistin'de öfke var. Bu konuyu konuşacağız. Zaten harita kendi kendine konuşuyor. Biz bunu değerlendireceğiz. Ama bugünlere bir günde gelinmedi. İşte 1947 anlaşmasından bu yana yaşananlar, Filistin haritasının nereden nereye geldiğini görüyoruz. Bu değil tabii ki sadece. Önemli bir konumuz bu olacak. İkinci bir konu Suriye. Suriye'de, İdlib'de çatışmalar devam ediyor. Bildiğiniz gibi Rusya'nın desteklediği rejim İdlib'de 22 köyü kuşattığı stratejik otoyolu ele geçirmeye çalışıyor. Burada göstereceğim, Tarık Sülo Cevizci, Suriye'yi çok iyi bilen bir konuğumuz var. O bize detaylı olarak anlatacak. M5 otoyolu, hep otoyollardan bahsediyoruz. Suriye'de iç savaşta kim nereyi kontrol ediyor, kim nereye gidecek, bu açıdan son derece önemli. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir Afrika turuna çıktı. Cezayir'de, Senegal'de görüşmelerde bulundu. Önemli temaslarda. Türkiye'nin Afrika açılımı ne anlama geliyor? Hem bunu konuşacağız, hem de Cezayir'deki toplantı, görüşme, bunlar önemliydi. Çok küçük bir başlık söyleyelim. 2003'te sadece 12 büyükelçiliğimiz varken Afrika topraklarında, kara kıtada, şimdi 42 büyükelçiliğimiz var. Ve son olarak tabii İngiltere'ye döneceğiz. İngiltere ya da Büyük Britanya İmparatorluğu'nun kalıntısı olan Büyük Britanya diyelim, Brexit'i gerçekleştirecek 31 Ocak'ta. Biliyorsunuz İngiltere artık Avrupa Birliği'nin bir parçası olmayacak. İngilizlerin planı ne? Avrupa ekonomisini nasıl etkileyecek? Bunu da yine çok değerli konuklarımla konuşacağız. Çok da fazla uzatmadan hemen masaya geçelim ve size konukları tanıtayım. Evet, küresel oyunda konuklarımızla beraberiz. Her zaman olduğu gibi doçent doktor Ece Baban, Fenerbahçe Üniversitesi öğretim üyesi. Bilmiyorum, açılışı çok mu uzattım hocam? Hayır, hiç uzatmadınız. Çok doyurucuydu. Tarık Sülo Cevizci, Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı. Aynı zamanda İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde görevli kendisi. Ve yine eski bir dostumuz Filiz Katman, İstanbul Aydın Üniversitesi'nde öğretim üyesi. Hoş geldiniz diyorum tekrardan programa. Ayrıca Haydar Orç'a bağlanacağız, Orsam'dan. O da Filistin konusunda çalışmalarıyla bilinen bir akademisyen. Ona bağlanacağım ama önce çok kısa bir şekilde herkesin değerlendirmesini öğrenmek istiyorum. Bu yüzyılın planına ya da yüzyılın skandalına baktınız mı? Tabii baktık ve bunu aslında tarihsel açıdan, sizin de demin söylediğiniz gibi hani geri planı çok fazla ve aslında 1850'lerden başlayan adım adım da hani yerleşim bölgelerinin nasıl oluşturulduğu, nasıl bu hale geldiği, işte toprak alma yasalarının nasıl çıktığı, kibbutz denilen oluşumlarla sonrasında nasıl bir yayılmacı plan izlendiğini detaylı olarak incelemek gerekir. Neden? Çünkü o plan aslında Orta Doğu'da farklı bölgelerde halen uygulanmakta olan, henüz başında yakalayıp yönetebileceğiniz, engelleyebileceğiniz ya da zararlarını öteleyebileceğiniz, belki ortadan kaldırabileceğiniz bir yol haritası aslında. Dolayısıyla onun üstünde iyice durulması gerektiğini düşünüyorum. Ve bir işgal planı, yani bunun bir anlaşma ya da göstermelik, içinde Filistin'in olmadığı, sadece adının geçtiği, somut bir varlık göstermediği bir işgal planı. Sen ne diyorsun Tarık?
Ben iki farklı başlık altında yorumluyorum bu gelişmeleri. Birincisi tabii iki liderin de hem Netanyahu'nun hem Trump'ın kendi iç politikalarındaki durumu aslında önemli bir rol oynadı bu anlaşmanın gerçekleşmesinde. Nitekim Trump azil süreci içerisindeyken hem kamuoyunun yönünü hem de kendisini kurtarma için iyi bir fırsat oluşturdu. İkinci noktada da Netanyahu da aynı zamanda uzun uzun süredir seçimleri kaybediyor. Ve burada kendi adına büyük bir kazanım elde ederekten seçimi kazanmaya çalışacak. Trump da aziz sürecinden kurtarılmaya kendini planlıyor. Her ne zaman baksak ki iki liderin de iç kamuoyunda sıkıştıkları zaman böyle skandal kararlar aldıklarını görüyoruz. Yani bu büyük bir skandal açıkçası sizin de ifade ettiğiniz gibi. Sonuç itibariyle tek taraflı yapılmış bir plan, anlaşma gözüküyor. Ne Filistin'in ne de Filistin'i destekleyen devletlerin ya da aktörlerin düşüncesi, görüşü alınmadı. Sadece tek taraflı bir dayatma söz konusu. Yani Netanyahu'ya deseniz ki buyurun siz bir çizin deseniz ancak bu kadar çizer. Dolayısıyla hani sadece Yahudi devletinin sadece kaygılarını dikkate almış bir plan ve aslında Filistin devleti değil, aslında bir köy idaresine dönüştürülmüş bir yapı görüyoruz bu. Bu aslında Amerikan uzun yıllardır iki devletli çözüm planını da aslında bir anlamda deliyor. Sadece İsrail kaygılarını gözlerine alınarak bir kurgulanmış bir anlaşma, bir plan olarak görebiliyoruz. Bu çatışmalar da tetikleyeceğini tahmin ediyoruz. Özellikle de Ürdün'e, yani bölgesel bir çatışmaya da dönüşme potansiyeli, tehlikesi de var bu anlaşmada. Nitekim Ürdün şimdiye kadar bu projeyi onaylamadı ve karşı çıkıyor. Çünkü bir sonraki aşamada bu çatışmaların Ürdün'e taşınma riski var. Tabii bu gelişmeler bölgesel çatışmaların da uzağında değil. Yani Libya'da savaşlar bir yandan devam ederken Suriye'de, Irak'ta ve bölgenin birçok ülkesi kendi iç meseleleriyle böyle meşgul iken ve özellikle de iki tane Muhammed'in dedikleri Muhammed Müselman'la Muhammed Bin Zayed'in de bölgenin açıkçası satılmasında, parçalanmasında oynadığı bir rol üstlendikleri bir dönemde böyle bir anlaşmanın da yapılması bana çok da manidar gelmiyor. Daha derinlemesine konuşacağız. Filiz Hocam, siz ne diyorsunuz? Yani planı gördünüz. Aslında hani ben de yıllardır Filistin çalışıyorum. Yani gazeteci olarak şimdi buraya gelmeden önce bir hesapladım. Galiba bir 16-17 kere gitmişliğim var. İntifada zamanı, daha barış süreci devam ederken, çökmeden önce, Camp David'den sonra gitmiştim. Hemen hemen herkesle de konuştum orada. Arafat, işte İsrail başbakanları, Filistinli, önde gelen isimler falan. Böyle işin buraya doğru geldiği görünüyordu aslında ama nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Ben de sizin yayınlarınızdan bayağı istifade etmiştim. Sevgili dostum demek isterim. Hamas üzerine ben de bir çalışma yürütmüştüm. Aslında bu plan 2017 Aralık ayında o zaman Prens Selman tarafından, Veliaht Prens Selman tarafından Abbas'a önerilmiş bir plandı. Ben bu planın farklı parametreleri, farklı amaçlar içinde barındırdığını düşünüyorum. Yine hocalarım söylediler. Tabii ki iç siyaset malzemesi neden şu anda sorusunun cevabı aslında hem Netanyahu'nun sıkışmışlığı hem de Trump'ın iç siyasete sıkışmışlığı var. Diğer bir mesele tabii ki enerji meselesi. Orta Doğu dediğimiz zaman enerji ve özellikle Gazze'nin önündeki kaynakların burada önemli bir parametre olduğunu ben değerlendiriyorum. İran'ın durdurulması diğer unsurlardan bir tanesi. Çünkü Elbükemal kapısının açılmasıyla beraber Amerika Birleşik Devletleri bir anlamda alarm durumuna geçti. Ve Haziran 2019'da Kudüs'te yapılan Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve Rusya arasındaki toplantıda varılan İran'ın bölgeden çıkartılması planının parçası olarak değerlendiriyorum. Bir diğer parametre de Çin parametresi.
Çin'in özellikle enerjiye aç bir ülke olarak Çin'in enerji kaynakları ve tek kuşak tek yol projesinin önünün kesilmesi için yine Orta Doğu ve Afrika'da çeşitli faaliyetler yürütülüyor. Dolayısıyla bu bağlamda bu parametreler ışığında bu plan şu anda gündeme geldi. Evet, yani hepinizin ben aslında daha geniş değerlendirmesini alacağım ama bir Haydar hocamıza dönmek istiyorum. Haydar Oruç, o da biliyorsunuz Filistin konusunda önemli çalışmaları olan, yazıları olan bir araştırmacı hocamız. Bilmiyorum hocam, beni duyabiliyor musunuz Haydar hocam? Duyuyorum hocam, iyi akşamlar, merhaba. İyi akşamlar. Planı gördünüz, açıklamaları dinlediniz. Siz de yıllardır Filistin çalışıyorsunuz, yazıyorsunuz, çiziyorsunuz. Nasıl değerlendirdiniz planı? Trump ne yapmak istedi? Bu işin sizce bir rasyonelitesi var mı? Ciddiye alınabilir mi? Bir değerlendirebilir misiniz hocam? Tabii hocam. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Stüdyo anları. Raporun açıklandığı anlarda seyahatteydik. Yolda izleme imkanım oldu. Hatırlarsanız Amerika Birleşik Devletleri'nin elçiliğini Kudüs'e taşıdığında bir tören yapılmıştı. Böyle dini bir ayin niteliğinde tören olmuştu. Dünkü konuşmayı da ben buna benzettim. Netanyahu ile birlikte bir barış planından bahsediyoruz. İki tarafın olması gereken bir podyum var ve sadece İsrail tarafı var. Mutlaka Trump'ın ve İsrail tarafının bir rasyonalitesi var. Ama bu bizim kabul edebileceğimiz bir rasyonalite değil tabii ki. Dün plan yayınlandığından itibaren incelemeye çalışıyorum. Hala da okuyorum ve notlar alıyorum. Kendi içinde bir tutarlılığı var. Yapmak istediklerini gerçekleştirmek için adım adım gidecek şekilde plana dökmüşler. 2017'de Filiz Hocam'ın da bahsettiği gibi 6 Aralık 2017'de başlayan süreç devam ediyor ve bu plan birlikte bu süreçte bir adım daha ileri gitmiş oldu. Tabii planın hayata geçmesi için iki tarafın kabul etmesi gerekiyor şartı var ama bu şartı Amerikan tarafının gözeteceğini ben düşünmüyorum açıkçası. Özellikle sizin de girişte bahsettiğiniz hassas hususlar var. Kudüs'ün, Mescid-i Aksa'nın statüsü, Filistinli mültecilerin dönüş hakkı ve Yahudi yerleşimcilerin durumu. Ya bunlar biliyorsunuz BM'nin kararlarıyla da belirlenmiş hususlar ve şimdiye kadar da bir muktesebat oluşmuştu. Fakat Trump'ın açıkladığı bu planda bu muktesebatın tamamen çöpe atıldığını görüyoruz maalesef. BM'nin ve uluslararası hukukun üzerinde bir otorite gibi kendisini konumlandırarak bunların dışında, bunların ötesinde tamamen kendi istedikleri ve İsrail'in perspektifini yansıtan bir planı bize sunuyorlar, dayatıyorlar daha doğrusu. Bize derken Filistin tarafı başta olmak üzere herkese dayatıyorlar. Kabul edilebilir bir yanı yok. Ancak nasıl engel olunabilir konusunda da tereddütlerimiz var. Bir Türkiye olarak buna karşı çıkıyoruz. Fakat ne kadar direnebiliriz ya da bunu nasıl engelleriz, o konuda inanın çok iyimser değilim. İki devletli çözümden bahsetti Trump konuşmasında biliyorsunuz. Ama ondan sonra iki devletli çözüme ulaşabilmek için yapması gerekenleri de söyledi. Bazı kriterleri yerine getirmesi gerekiyor diye. 4 yıllık bir süreçten bahsedildi. Bu süreç içerisinde Filistinlilerin bu şartlara, yani dayatılan şartlara uyması gerekiyor. Yani toparladığınız zaman planı baştan sona tamamen çelişkilerle dolu bir plan. İki devletli çözümden bahsediyoruz. Ama İsrail devletinin kontrolünde olacak. İşte Filistin'in kendi polis asker gücü olmayacak. Sınırların kontrolü yine İsrail'de olacak. İşte bir harita var biliyorsunuz. Meşhur harita çıktı dün ilk defa. Hep söyleniyordu. O haritada bir İsrail'in haritası var. Bir de muhtemel Filistin devletinin haritası var. İliş edilmiş toprakları görüyorsunuz. Parça edilmiş ve bunların da birbirine işte tünellerle, üst geçitlerle, yollarla irtibatlanması, böylelikle bir bütünlük oluşturması iddiası var. Ya bunun ne kadar mümkün olacağını tabii yaşayarak göreceğiz ama ben çok iyimser değilim bu konuda. Dün Abbas'ın açıklamasını biliyorsunuz, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın bu konuyla ilgili red cevabını verdi ilk tepki olarak. Önemsiyorum. Hamas da bu karara iştirak etti ve bir bütünlük oluşturdular uzun zamandan sonra. Belki bu bize iyimser bir sonuca ulaşmak konusunda ışık olabilir diye düşünüyorum. Ancak işte cumartesi günü de Arap Birliği'nin toplanacağını öğrendik. Burada bir karar çıkacak muhtemelen. Bu Amerika'nın kararı ve barış planı kararı kınanacak ama bunun sonucu değiştireceğine dair de herhangi bir
Beklentim yok açıkçası. Biliyorsunuz geçen yılda İslam İşbirliği Teşkilatı toplandı. İşte Trump'ın hem Kudüs kararı hem de Golan daha sonraki kararları ile ilgili Büyükelçinin taşınmasının reddedileceğine dair kararlar alındı ve diğer ülkelerin de bu kararı tanımamaları talep edildi ama arkasından yaşanan olaylar bu kararların kağıt üstünde kaldığını gösterdi bize. Bu karara imza atan hiçbir devletin bununla ilgili taleplerini sürdürdüklerini görmedik maalesef. Ya kısaca söyleyebileceğim bu. Çok iyimser değiliz. Hocam şöyle ama şunu sormak istiyorum. Yani çok kısaca onda değinebilirsiniz. Özgürlükler ülkesi Amerika Birleşik Devletleri'nde Washington'da Türk gazeteciler o toplantıya alınmadılar evet. biliyorsunuz. Evet, hocam. Fakat toplantıda 3 Arap ülkesinin elçisi vardı. Umman, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri yanılmıyorsam. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Arap dünyasında, şimdi ben bugün baktım Mısır'dan bir bakalım falan diyorlar. Suudi Arabistan zaten işte bir şans verilmeli barışa falan gibi. Yani eskiden böyle Arap dünyasında böyle bir şey olduğu zaman ortalığı ayağa kaldıracak liderler vardı, ülkeler vardı. Herhalde Arap dünyası da böyle bir un kurabiyesi gibi dağılmış durumda. Ne dersiniz? Haklısınız hocam. İşte orada zaten hem Trump hem de Netanyahu bu saydığınız üç ülkenin büyükelçiliklerine katılımlarından dolayı büyükelçilerine teşekkür ettiler. Ve dün geceden itibaren de işte ilk tepkileri takip ediyordum. O kapsamda sizin de dediğiniz gibi Suudi Arabistan'dan, Birleşik Arap Emirlikleri'nden, Mısır'dan, Umman'dan, Bahreyn'den açıklamalar geldi. Hatta bizim beklentimizin de biraz karşılamayacak gibi olsa da Katar'da daha böyle ortada bir açıklama yaptı. Tamamen reddetmedi ama işte bakmamız lazım, şartların oluşması lazım dedi. Bu Arap ülkelerinden yani Müslüman Arap ülkelerinden böyle bir tepki gelmesini açıkçası çok beklediğimiz bir şeydi bu. Yani bu ABD'nin planına karşı çıkmaları, yani Filistin'in yanında durmalarını beklemiyordum zaten. Şaşırtmadı bu kararlar bizi. Bunun da biliyorsunuz 2 yıl geçmişe gittiğimiz zaman işte başlayan süreçle birlikte bu dönüşüm başlamıştı. Körfez ülkelerinin İsrail yanında konumlanması, işte gerek İran tehdidi olsun, gerek işte Türkiye'nin pozisyonu olsun zaten böyle bir bloklaşma olmuştu. Şimdi bu blokun kendini tamamen su üstüne çıkardığını ve İsrail yanında pozisyon aldığını görüyoruz. Zaten karamsarlığım da buradan kaynaklanıyor. Sizin bahsettiğiniz daha önceki o Arafat döneminde ya da Kaddafi döneminde ya da Saddam dönemindeki tepkileri şu anda görmek mümkün değil. Belki de planın zaten zamanlaması hem kendi iç politik beklentileri hem de uluslararası konjonktürdeki böyle bir karşı çıkışın olmayacağını bildiklerinden zamanlamasını bugüne denk getirdiler. Ve gördüğünüz gibi Türkiye dışından da böyle tamamen bir karşı duruş sergilen herhangi bir ülke olmadı. Avrupa Birliği'nin duruşunu biraz önemsiyorum. Onlar da bu planı tamamen görmezden gelmediler ama incelenmesi, bakılması lazım gerektiğini söylediler. En azından iki devletli bir çözüme yönelik desteklerini de sürdürdüklerini gördük. Onun dışında biraz daha beklemek gerekecek. En azından cumartesi günü Arap Birliği'nin toplantısını ve belki daha sonra muhtemelen İslam İşbirliği'nin bir olağanüstü toplantıya çağrılması söz konusu olabilir. Ona göre biraz daha belki detaylı değerlendirme yapabiliriz hocam. Peki çok teşekkür ederiz Haydar Hocam katıldığınız Tabii için. İyi akşamlar diliyorum. Biz burada devam akşamlar edeceğiz. Efendim. Çok teşekkürler. Kolay gelsin. Şimdi hocam ben 2001 yılında Camp David'den sonra şeyle bir şey Arafat'ta röportajım oldu. İsrail tankları çevirmiş, adamı karargaha kapatmışlar. Ben de o zaman şimdi böyle sosyal medya yok. Yabancı basına erişiminiz çok kısıtlı, çok az sayıda işte dergi, gazete falan var. Ve Camp David barış görüşmelerinden sonra hep şu söylendi. Biz işte Arafat'a ne istiyorsa verdik, bir Filistin devleti verdik, efendim işte Kudüs'ü tartıştık, verdik falan ama adam kabul etmedi. Şimdi ben de bu soru hep kafamda, ya diyorum niye kabul etmedi acaba, yani neydi esas mesele? Orada çok ciddi bir Batı medyasının aslında perdeleme, örtme ve manipülasyonuyla karşı karşıya kaldığımı sonra Arafat'la röportaj yaptığımda gördüm. Kendisine sordum rahmetliye, nasıl hani niye kabul etmediniz diye. Adam şeyde arkada duvarda bir Mescid-i Aksa fotoğrafı vardı. Onun üzerinde anlattı. Yani merak edenler de YouTube'da var benim bu videom, Arafat'la röportajım. Orada kalkıp anlattı. İşte şimdi az önce Haydar Hoca'nın saydığı şeyler, işte dedi ki hava sahasını İsrail kontrol edecekti.
Mescid-i Aksa'nın egemenliğini hiç vermediler. Efendim sınırlara İsrail askeri konulacaktı. Filistin ordusu olmayacaktı falan. Bir sürü şey saydı. Sen dedi kabul edebilir miydin? Şimdi artık daha gerçeği biliyoruz yani. Böyle bir İsrail'in niyetinin ne olduğu zaten görüldü. Oradan buraya gelindi. Bir sürü de notunuz var görüyorum. Merak ediyorum ne söyleyeceğinizi bu konuyla ilgili. Ben özellikle şunun üstünde durmak istiyorum. Şimdi biz bugün yüzyılın anlaşması yani sözde yüzyılın anlaşması dediğimiz ama aslında büyük oyundan itibaren yani büyük oyun planı dediğimiz İngiltere'nin, Fransa'nın özellikle başta olmak üzere Rusya'nın ilerlemesini durdurmak için Osmanlı Devleti'nin topraklarının bütünlüğünü sağlamak ve bir tampon bölge oluşturmak için verdiği çabalardan itibaren günümüze baktığımızda yani 1850'lerden eğer olayı alırsak aslında adım adım nasıl bu noktaya geldiğini görebiliyoruz. Bu bizim için çok önemli bir ders niteliğinde. Yaşanılan şey çok korkunç bir şey, tepki gösterilmesi gereken bir şey. Ancak şimdi siz Camp David'den bahsettiniz. 1978-79'dan bahsediyoruz. Camp David anlaşması 2000'dekinden bahsediyoruz. 78-79'dakine baktığınız zaman Camp David'e 79'da İran'daki devrimi de göz önüne aldığınız zaman aslında tamamen bir İsrail-Filistin sorununun çözülmesi göz önünde bulundurulurken İran yerine Mısır'ı geçirebilmek için İsrail ile Mısır arasında nasıl bir arka planda köprünün kurulduğunu görüyorsunuz. Yani aslında bu noktada yine gücü elinde bulunduran ülkeleri nasıl yönlendirdiğini görüyoruz. Şimdi 1958'de bir arazi kanunnamesi çıkıyor. Şimdi bunun nasıl geliştiğinin bilinmesini çok kısa olarak geçeceğim ama bu tarihin de bilinmesi çok önemli bir şey. Ve bu arazi kanunnamesinde tapu alma hakkı oluyor. 1967'de istimlak emlak nizamnamesi çıkıyor. Toprak alma hakkı oluyor. Bu ne oluyor? Yabancılara özellikle çift vatandaşlığı olanlara yani hem Yahudi hem Fransız olanlara hem İngiliz olanlara toprak alma hakkını veriyor. 1960'da da Sir Montefiore ilk toprağı alıyor. Ve böylelikle ilk toprak alıp ilk yerleşim başlıyor. 1881'de pogrom oluyor Rusya tarafından. Oradan kaçan pogrom, katliam. Aynen tabii bunu da söyleyelim. Beni de çok uyarıyorlar. Çok akademik bir dil kullandığımla ilgili özür diliyorum. Daha açıklayıcı söylemem lazım. Ama 1881'de bu katliamla birlikte kaçan Yahudi nüfusu Filistin'e doğru gelerek aslında birinci Aliye'yi başlatıyor. İlk başta bir politik amaç yok. Aliye'yi de söyleyelim. Tamam, Aliye, o da büyük... Yahudilerin kutsal topraklara geri dönmesine onlar Aliye diyorlar. Evet, yükselme Aliye anlamına geliyor. Yükselme anlamında kullanıyorlar. Ve ilk başta politik bir amaç taşımıyorlar. Sadece kıyı bölgelere yerleşiyorlar vesaire. Fakat daha sonrasında şimdi bakıyoruz neler olduğunu. Bu bizim için neden önemli? Bakın Suriye'de bugün yaşanan olaylara baktığınız zaman bütün bu göçleri göz önünde bulundurduğunuzda, bu mülteci akınını göz önünde bulundurduğunuzda İdlib'den de bahsedeceğiz. Ama Orta Doğu'da bizim için Filistin toprakları gerçekten diğer ülkelerde uygulanan stratejiler açısından çok önemli bir harita. Bunu okumamız lazım. Çok önemli bir şey söylüyorsunuz hocam şu anda. Gerçekten ben altını çizmek için kestim, evet, kusura bakmayın. İnsansızlaştırma diyorum ben. Demografik yapıyı değiştirme. Nüfus planlaması. Evet, nüfus yani planlaması. Yani böyle bir sürme. Şimdi harikatı. Devam edeceğim. Çünkü burada şuna da geçeceğiz. Filistin'de bu yaşandı. Yaşandı şimdi tabii. Suriye'de görüyoruz. Irak'ta görüyoruz. Irak'ta başka gördük, yerlerde görüyoruz. Tabii. Evet. Şimdi şunu söyleyeceğim size. 1902'de ilk kütüphane açılıyor. Yahudiler tarafından yine Filistin topraklarında. 1904'te bu sefer ikinci Aliye dediğimiz yani demin sizin de açıkladığınız ikinci yükseliş dönemi kutsal topraklara dönme başlıyor. Hı hı. Şimdi Hersin ki bu çok önemlidir özellikle İsrail devletinin kurulmasında. Alt Neuland diye yanlış hatırlamıyorsam bir tabiri var. Şunu söylemek istiyorum. Eski yeni devlet. Hı hı. Şimdi eski yeni devlet dediğinde Theodor Herzl söylüyor. Siyonizmin kurucusu. Evet. Ve İsrail'de de özellikle İsrail devletinin kurulmasında da Herzl'in düşünceleri göz önünde bulundu. Bu şunu söylemek istiyor. Diyor ki eskiler bir vatan kurmak için oraya gitmediler ama yeniler vatan kurmak için gidecekler. Hı hı. İşte bu ikinci Aliye dediğimiz süreç 1904'te başlıyor.
Sonra ne oluyor? 1904'te bu dönem oluşurken kibbutz denilen yerleşim yerleri, ama bunlar ekonomiye dayalı, ortaklaşa kullanılan yerleşim yerleri başlıyor. Bu kibbutzlarda artık Arapların orada yaşayan, daha doğrusu Filistin halkının, orada yaşayan diğer halkın ekonomik anlamda beslenmesini engelliyor. Şimdi bakın. Bugüne baktığımız zaman kurulan ekonomik yapılar, dışlanmalar, ekonomik gücün kimin elinde olduğu, kimlerin dışarıda bırakıldığı, bütün bunların hepsi de bizim için, değerlendirmek için önemli bir veri. Hı hı. Yani ilk başta kültür olarak da yerleşiyorlar, kütüphanelerini yerleştiriyorlar, lise açılıyor vesaire, sonra göçler. Ondan sonrasında da yerleşim yerleri, ekonomik çevreleme. Tabii bütün bunlarla birlikte 1914'te 11 tane yerleşim alanı varken 1918'de 29 tane yerleşim alanına çıkıyor. Hmm. Ne kadar hızla yerleştiğini görüyoruz. Şimdi burada yaşam alanları oluşturmak neden önemli? Bugün biz Ege'de Yunanistan'la sorunumuzu tartışırken bile kayalıkların işte mil olarak, kıta sahanlığı olarak sayılmasını, münhasır ekonomik bölgeyi sayılmasını tartışırken bile o bölge, o kayalıklarda, çünkü normal şartlarda ada olarak sayılmayan kayalıklarda aslında bir yerleşim yeri oluşturmaya çalıştıklarını görüyoruz. Bakın, çok hani stratejik olarak farklı noktalarda oluşturulan ve izlenilen, aslında hani harita gibi okuyacağınız bir strateji. Yerleşim alanı oluşturmak çok önemli. Hem psikolojik açıdan çok önemli, hem güç hem de toplum açısından çok önemli. 1909'da ilk liseyi açıyorlar, 1912'de ilk üniversiteyi açıyorlar. Yerleşmelerine baktığınız zaman hem kültürel eğitim, kendi kültürlerine, aslında kendi inançlarıyla alakalı ya da kuracakları İsrail Devleti ile ilgili önemli temeller atıyorlar. Bu dönemde aslında çalışmalar da başlıyor. Yani İsrail Devleti'nin tamamen kurulması ile. Şimdi biz bugün yapılan anlaşmada aslında, yani yapılan anlaşma diyorum, söz edilen anlaşmada, dayatılan anlaşmada, bir metinde diyoruz ki biz Filistin halkından söz edilmedi ya da Filistin devletinden söz edilmedi. Bakalım, İngiltere'nin Manda yönetmeliğinde 28 maddeden oluşuyor. İngiltere'nin Manda'yı ne zaman bıraktı? 1947'de bıraktı. 1948'de de İsrail zaten devlet olarak kendini ilan etti. Şimdi baktığınız zaman o maddede şunu söylüyor, diyor ki Filistin topraklarındaki Yahudiler ve diğer topluluklar, yine Filistin'in adı yok. Yani sürece baktığınız zaman, şimdi okuduğumuzda biz bu hale nasıl geldiğimizi çok net olarak aslında 1800'lerden başlayan, 1850'lerden başlayan ve günümüzde 1947'lerde, yani İngiliz mandası altındayken neler olduğunu ve daha sonra İngiltere buradan çekildikten sonra İsrail'in nasıl bir devlet olarak kendini ilan ettiğini ve bu süreç boyunca da işte o harita var ya, hani %100'e yakın gösterdiğimiz evet, haritadan Birleşmiş Milletler'de alınan kararlarla 242. karar, daha sonrasında 181 no'lu karar ilk başta, sonrasında diğer kararlarla aslında sürecin nasıl bu noktaya geldiğini görüyoruz. Bütün bu noktaya gelişlerde de şununla karşılaşıyoruz. İsrail bir şekilde toprakları işgal ediyor. O işgalden sonrasında Birleşmiş Milletler'de bu toprakların işgalini koruyor ya da kabul ediyor. Hı hı. Ve böylelikle işte 1978-79'daki Camp David'e baktığınız zaman, yine tarihsel süreç içerisinde görüyoruz ki aslında Mısır ile İsrail'i bir araya getirmek, Sina Yarımadası'nı İsrail'in elinden geri Mısır'a vererek daha sonrasında İsrail'i tanımasını sağlamak ve aynı zamanda Nixon döneminde aslında çift sütun politikası uyguluyor Amerika Birleşik Devletleri. 1979'da o zaman da Suudi Arabistan da İran'ı kullanıyor. Ama İran'da tarihler tamamen birbiriyle örtüşen tarihler. 1979'da devrim olup da İran'la Amerika Birleşik Devletleri bir araya gelemez noktada olunca onun yerini İsrail'le anlaştırdığı bir Mısır yerleştiriyor. Yani bakıyoruz ya da... Yapabilir miyim tabii hocam? Tabii ki, tabii ki. Şimdi çok önemli şeyler anlatıyorsunuz. 70 bu Nixon'ın çifte sütun politikası, Suudi Arabistan ve İran üzerinden Orta Doğu'yu domine edeceğim diyor Amerika. Evet. Fakat 79'a geldiğimiz zaman... Dört tane büyük olay var. Hı hı. İran devrimi, İran gidiyor. Evet. Onu sizin de söylediğiniz gibi Mısır'la ikame edeyim diyor. Hı hı. Fakat bir taraftan Afganistan işgali var Sovyetlerin. Bir de bunu genelde insanlar es geçiyorlar. 79'da meşhur bir Kabe baskını var. Tabii. O da orada bir Suudi Arabistan karışıklığına yol açıyor. Yani büyük bir jeopolitik deprem, büyük faylar kırılıyor. Tabii. Ve orada böyle bir
mesele de Filistin'de arada böyle bir durumda. Tamamlayacak mısınız mi? Yoksa Filiz hocama da tabii biraz... Tabii ki. Yani bir çok küçük bir iki ekleme daha yapayım ondan güzel sonrasında. Gidiyordu, o yüzden bir şey yapmıştım. Şimdi öyle. İngiltere'de şuna da bakmak lazım. Şimdi diyoruz ki bütün kontroller, işte yapılacak olan tüneller, hani bu plan çerçevesinde ekonomik durumun tamamen İsrail'in, askeri kontrolün İsrail'in olduğundan bahsediyor. İsrail'in elinde olacağından bahsediliyor bu planda. Fakat baktığınız zaman İngiltere'de manda yönetimi zamanında Filistin'de 10 yıl boyunca altyapı çalışması yapıyor. Bu altyapı çalışmasından bölgenin idaresinden ekonomisine, işte kültürel yönüne, demir yollarına vesaire her şeyle zaten yine İsrail'e verilen ya da İsrail'i destekleyecek olan, yani orada oluşmaya başlayan Yahudi toplumunu destek, onların gelişimini sağlayacak ve tamamen Arap Filistin halkını, yani onlar yine diğer halk diye bahsediyorlar, arka plana atacak. İşte su kaynakları olsun, elektrik olsun, medeniyet olsun, bunların hepsi ayrıcalıklı olarak tanınıyor. Şimdi tüm bu sürece baktığınız zaman ne oluyor? Tabii ki barış ortamı oluşturmak istiyorlar. Cenevre'de mesela. Cenevre'deki barış ortamında iki taraflıdır değil mi barış ortama yapılan? Filistin davet edilmiyor. Hmm. Yani işte 1947'de 181 no'lu kararı Filistin 8 bölgeye bölünüyor. Filistin toprakları. Ve bu bölgelerde işte yüzde baktığınız zaman %43'ü Arap devletine, %56'sı da, yani küsuratları da var tabii ki, Yahudi devletine bırakılıyor. Fakat 1948'de İsrail Devleti'nin, İsrail'in kendini devlet olarak ilan etmesinden sonra olan olaylar sonucunda İsrail %78'e çıkartıyor o haritada, işte ikinci hani parça parça gördüğümüz. 242 no'lu Birleşmiş Milletler kararına baktığımız zaman 242'de de tamamen bu işgal edilmiş olan topraklar tanınıyor. Dolayısıyla ben daha önceki programlarda da defalarca ifade ettim. Hala topraklarını bu yüzyılda genişleterek devam eden Golan Tepelerinden de bahsedebiliriz. Kudüs'ün başkent olarak kabul edilmesinden, Trump tarafından söylenmesinden bahsedebiliriz. Bütün bunların hepsi bize aslında çok planlı, stratejik olarak bir bölgenin parçalanması, aslında egemen olması istenen güçlerin, çünkü bu dönemde güç kimin elindeyse o istediğini yaptırabileceğini düşünerek hareket ediyor. Dolayısıyla bu dönemde bütün komple gördüğümüz şey Filistin'de acı bir şekilde yaşanılan ve burada ben sadece İsrail'i, Amerika Birleşik Devletleri'ni de suçlamıyorum. Burada ben Arap ülkelerini de suçluyorum. Burada aslında bütün dünya ülkelerinin hani kafasını başka bir noktaya çevirirken kafasını Filistin'e çevirmesi gerektiğini. Çünkü bu Filistin'de olabilir ama yarın bir gün, bugün Suriye'de temelleri atılıyor. Şuna çok dikkat etmek lazım. Bakın İsrail halkı için her zaman devletinin olmadığı, vatanının olmadığı söylendi. Ben şimdi başka bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Suriye'de bu kimin için söylendi? PYD, YPG için söylendi. Şimdi bu çok önemli bir gösterge bizim için. Tabii ki Türkiye böyle bir şeye izin vermemek için Suriye'de birçok strateji izliyor, güvenli bölge oluşturuyor vesaire. Ama bu bugün Filistin'de gerçekleşen, yarın Suriye'de gerçekleşebilecek olan, Irak'ın ne durumda olduğunu görüyoruz. Yarın bir gün Afrika'da bunu bu hale getirecekler. Dolayısıyla bu okunması gereken ama gerçekten adım adım okunması ve stratejisinin analiz edilmesi gereken önümüzde çok kötü bir örnek. Ha, düzelmesi için ne yapmak gerekiyor? Tabii ki her ülke, Arap devletlerinden bunu beklemiyorum. Çünkü bir Amerikan hayranlığı içerisindeler zaten. Yani baktığınız zaman ya da tamamen ekonomisinin derdindeler. Bütün bunlara baktığımızda tabii ki sorumlu olan ülkelerin insanlık için elini taşın altına koyması gerekiyor. Lazım. Çok teşekkür ederim hocam. Filiz hocam, siz de notlar alıyorsunuz. Şimdi ben genellikle bu Filistin konusunu anlatırken çözümü zor çatışma diye anlatıyorum. Sadece işte bir İsrail, Filistin, toprak paylaşımı falan değil. Başka pek çok mesele de var arkasında. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu mesele nereye gider? Dünyadaki dengeleri nasıl etkiler? Bölgeyi nasıl etkiler? Buyurun hocam. Hocam çok güzel tarihsel olarak bir arka plan verdi. İfade ettiği üzere için dini boyutu
ciddi bir temel teşkil ediyor. Özellikle Kudüs'e gittiğinizde Kudüs'ün havasını bir süre soluduğunuzda, oranın sokaklarında dolaştığınızda o şeyi daha da hissedebiliyorsunuz. Genel olarak Filistin'in ne kadar küçüldüğünü de biz konuşurken haritada görüyoruz. Evet hocam. Genel olarak bu tarihsel süreci incelediğimiz zaman İsrail'in bu anlatılan adımlar vesilesiyle giderek bölgede güçlenmesi söz konusu. Hem bu süreç içerisinde 48'den bu yana farklı savaşlarda giderek topraklarını genişletmesi, Birleşmiş Milletler'in ilgili kararlarına uymayacak şekilde yerleşim yerlerinden çekilmemesi bir anlamda ciddi anlamda bölgede daha rahat bir şekilde hareket etmesine yol açtı. Bunda bir kırılma noktası var. Bu kırılma noktası 2006 yılı. 2006 yılında İsrail Devleti ilk defa 48 yılında kurulduğundan bu yana ilk defa geri çekilmek zorunda kaldı. Kime karşı? Hizbullah'a karşı. Hizbullah dediğimizde kim aklımıza geliyor? İran aklımıza geliyor. Bu iki Hizbullah ve İsrail arasındaki savaşta 3 İsrail gemisi batırıldı ve tanklar imha edildi Hizbullah tarafından. Bu neye yol açtı? Bir alarm zilinin çalmasına yol açtı. Nedir bu alarm zili? İran'ın çok uzun zamandan beri hem Tacikistan hem de Kuzey Kore'den aldığı destekle füze teknolojisinde ilerleme kaydetmesi, İsrail'in en büyük güvencelerinden bir tanesi olan demir kubbe ile korumanın delinebileceği endişesine yol açtı. Dolayısıyla bir hamle yapma süreci ondan sonra başladı. İlerleyen dönemde aklımıza bu tırnak içinde Arap Baharı meselesi giriyor. Ama Arap Baharı aslında biraz daha geniş perspektiften bakıldığında Sovyetlerin daha önceki dönemlerde kendisine yakın kişileri iktidara getirmesinin aynı yöntemle Amerika Birleşik Devletleri tarafından denendiği bir araçtı. Burada tabii ki bir Şii hilalinden de bahsetmek gerekiyor. Bu Şii hilali aslında İran'ın Orta Doğu'da oluşturmaya çalıştığı etki alanının önemli bir nosyonu. Bunun kuzey burcunda Tahran'dan Şam'a kadar bahsettiğim koridor var. Elbu Kemal kapısının açılması da bunun Beyrut'a kadar inmesi söz konusu. O yüzden zaten Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'de alarm zilleri çaldı ve buna karşılık hamleler yapılmaya başladı. Bunun güney hilaline baktığımız zaman da Yemen ve Umman karşımıza çıkıyor. Burada yaşanan çatışmaları da bu bağlamda değerlendirmek gerekiyor. Orta Doğu dediğimiz zaman tabii Orta Doğu'nun bu kadar fazla karışmasında petrolün dünya siyasetine girmesinin çok önemli bir etkisi var. Ve petrol dediğimiz zaman ve enerji ticareti dediğimiz zaman ne kadar enerjiye aç ülkelerin kendilerine en yakın yerden maliyeti en düşük ve güvenliği en fazla şekilde kendilerine enerji tedarik etme amacı var. Burada da Çin devreye giriyor. Çin'i niye söylüyorum? Yine bu Amerika ve İsrail'in alarm durumuna geçmesinde önemli faktörlerden bir tanesi de Çin'di. Neden? Çünkü İran, Rusya ve Çin ortak bir tatbikat yaptılar ve bu tatbikat sonrasında yine buradan güç alan Çin, İran'ın bir inşaat firması aracılığı Irak'a girmeye çalıştı. Irak'ta bir anlamda etki alanı yaratmaya çalıştı. Bu tırnak içinde yüzyılın barışıydı. Bunun ilk ismi böyleydi. Bir yıl öncesinde biz bunu bir yüzyılın barışı diye duymuştuk. Burada aslında öngörülen mesele İran'ın buradan daha önce İslam boru hattı diye adlandırılan Suriye'deki tırnak içinde Arap Baharı hamlesi başlamadan hemen önce İran, Irak ve Suriye arasında imzalanan boru hattı anlaşmasının farklı bir versiyonunu yapmanın önüne geçmeye çalışıyor. Alternatif plan ne? Alternatif plan İsrail üzerinden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Mısır ve Yunanistan aracılığıyla bu enerji ticaretinin Gazze üzerinden bu dünyaya pazarlanması, satışının gerçekleşmesi. Dolayısıyla şu anda bunun gündeme getirilmesinin parametrelerinden bir tanesi de bu enerji meselesi. Enerji meselesi sadece dünya ticaretinde daha önemli bir rol almak değil. İran hem bu Suriye ve Irak'la imzaladığı 2011 öncesindeki boru hattı anlaşmasıyla
Hürmüz Boğazı'na sıkışmışlığını aşmaya çalışmıştı ve bu Elbu Kemal kapısının açılması sonrasında bunu buradan taşıyarak Laskiye Limanı'ndan götürmeyi planlıyordu. Rusya'nın Laskiye Limanı'na gelmesi de bu anlamda tesadüf değil. Çünkü enerji ticaretinde, enerji taşıma hatlarında her bir taşıma hattı bir diğerinin rakibi durumunda. Ve Rusya bu anlamda İran'ın bu şekilde rezervlerinin dünya piyasasına çıkartılması yoluyla fiyatların düşmesini istemiyor. Çünkü fiyatların düşmesi Rus ekonomisinde ciddi anlamda bir sarsıntı yaratacak bir faktöre sahip. Hocam çok net bir şekilde süreci anlattığı için ben bugüne hemen gelmek istedim. Çünkü buraya kadar taşlar çok iyi döşenmişti ama dediğim gibi 2006'daki Hizbullah'la olan savaştan sonra bir kırılma yaşandı. Ve bir alarm zili çaldı. Siz demiştiniz Nixon dönemindeki Suudi Arabistan ve diğer ülkelerle kurulan planın çökmesine benzer bir şekilde bir plan çökmesi durumu söz konusu. Ve burada aktörler... Artık daha fazla ve daha global aktörler var. Şimdi Çin var, şimdi Rusya var. Bu büyük oyun petrol üzerine oynanan daha önce, şimdi yeni ismi yeni büyük oyun oldu. Bu büyük oyun çerçevesinde şu anda Doğu Akdeniz rezervleri de bu işte denklemin içerisine girdi. 2015 senesinde Oxford Üniversitesi'nde bir programa katılmıştım. Bir 10 günlük eğitim programıydı. Özel bir programdı. Orada bize bir simülasyon yaptılar. Gerçek arşivlerden çıkartılmış İngiliz belgeleri üzerinden. Bize orada o gerçekte yaşanmış bir olay. Oradaki İngiliz hükümetinde farklı pozisyonlardaki kişilerin rollerini bize dağıtmışlardı. Tabii biz vakayı bilmiyorduk öncesinde. Ve orada simülasyonda o dönemde İngiltere'nin, Birleşik Krallığın, Hindistan üzerinden bu Filistin topraklarına, İsrail ve Filistin topraklarına gelen hattın İngiltere'nin ekonomik olarak ticaretinde oynadığı rol açısından ne kadar önemli olduğu yazıyordu. Ve bu anlamda bize sorulan şuydu, İngiltere böyle bir durumda, Birleşik Krallık böyle bir durumda, Arap-İsrail çatışmasında nasıl bir rol izlemeli? Daha o zaman manda yönetimi bitmemiş. Ne yapmalı sorusu vardı gündemde ve simülasyon bittiğinde iki farklı grup vardı ve herkes farklı bir plan önerdi. Sonrasında ne olacağını bilmeden. Ve iki grubun da bulduğu sonuç şuydu. İngiltere o dönemde yanlış bir politika izledi. Aslında bütün sürecin buraya gelmesinde İngiltere, Birleşik Krallığın o dönemde tamamen ekonomik gerekçeler ve bütçesinde yeterli para olmaması. Bunu okuduğumda ben gerçekten ciddi anlamda şoke girmiştim. Arşiv belgeleri artık açılabilirdi. Önceden gizliymiş ama artık gizliliği kalmamış belgeler. Orada net bir şekilde para olmaması sebebiyle İngiltere'nin o topraklardan çıkmak zorunda olmasının bugüne gelen süreçte en temel kilit taşı olduğu ifadesi yazıyordu. Şimdi benzer bir durum tekrar söz konusu, tarih tekerrür eder bir şekilde. Filistin'in haklarının korunması, sizin bahsettiğiniz Suriye'de yaşanan benzer durum. Ben bunu iklim değişikliğiyle de bağdaştırmak istiyorum. Topraklarından insanların sürülmesinin iklim değişikliğiyle de ilgisi olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu bağlamda düşündüğümüzde bundan sonraki süreçte çok daha uyanık, çok daha koordineli ve çok daha işbirliği halinde eğer yürünmezse bu mesele çok daha sıkıntılı bir yere doğru gidiyor. Ben şimdi Tarık sana aslında işin biraz psikolojik tarafını da sormak istiyorum ama şimdi geçen hafta sonu ben eşim ve çocuklarla Topkapı Sarayı'na gittim. İşte böyle arada sırada gidiyoruz falan. Tabii hep kafamızda böyle Orta Doğu ne olacak, işte İngilizler ne yapıyor, Amerika neyin peşinde falan düşünürken yani o ziyaret beni tekrar böyle bir ufuk açtı, biraz daha düşünmeye sevk etti. Hani geziyorsunuz işte Bağdat Köşkü, işte Revan Seferi'nden sonra Revan Köşkü falan. Şimdi çok büyük bir imparatorluktu Osmanlı. Hani buradan da konuşacağız, bunlar yeni Osmanlıcı falan demesinler. Yani bir realite bu. Gene yakın zamanda Çöl Kraliçesi'ni okudum. Gertrude Bell, bu İngiliz ajanı. Lawrence'ın şeyidir bu, hocasıdır aslında.
Yani Osmanlı'dan buraları kopartmak için gerçekten müthiş çaba göstermişler, çok büyük ümitsizlikler yaşamışlar. İşte kadın gelmiş burada Lübnan'da, efendim Bağdat'ta, çöllerde, Necef çöllerinde falan dolanmış, silahlandırmışlar burada Arapları, onların ne yapacağı belli değil. Şimdi oturup geri çekilip baktığınızda, yani bizim kaybettiğimiz imparatorlukta büyük bir kaynak var. Yani bütün petrol burada. Yani Musul, Kerkük, Körfez, Kuveyt, bilmem her taraf, düşünün yani nasıl bir zenginlik kaybetmiş durumdayız. Ve bu işin maddi tarafı, bir de manevi olarak Mekke, Medine, Kudüs. Yani bu üçü, ve bu üçü gittikten sonra Arap dünyasının içinde bulunduğu bir korkunç bir durum var. Yani işte binlerce, milyonlarca insan ölüyor, göçmen durumuna düşmüş, yani büyük bir felaket yaşıyorlar. Şimdi ama bakıyoruz Arap rejimleri, işte bazı ülkeler girip bu anlaşmayı neredeyse alkışladılar. Tarık, sen yani Suriye'yi çok iyi biliyorsun, aslında Arap sokağını da biliyorsun. Bugün Sayın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklaması vardı, tweet attı. Dedi ki Arap rejimleri bunun hesabını verecek. Sen şimdi nasıl değerlendiriyorsun? Yani Filistin, Kudüs ne demek Arap sokağı için? Yani bu yönetimler bu işe böyle üzerine yatıp devam edebilirler mi? Yoksa bunun ileride 5 yıl sonra, 10 yıl sonra, 15 yıl sonra bir etkisi olur mu? Arap dünyası maalesef paramparça. Özellikle de bu sizin bahsettiğiniz dönemlerdeki Arap dünyası şu an yok. Sokak da eskisine nazaran artık kendi derdiyle aslında meşgul. Yani Filistin'de ne oluyor bitiyorla çok da fazla zaman kaybedeceğini düşünmüyorum. Çünkü Arap dünyasının hangi sokağına inseniz herkesin kendi içindeki birçok sorunla karşı karşıya. Çünkü Arap Baharı sonrası hala sistem oturmadı. O eski büyük liderler, güçlü liderler yok. Saddam yok, Kaddafi yok, Hafız Esad yok. Yani tavır koyacak işte Kral Faysal yok. Şimdi böyle bir Arap dünyası karşımızda dururken şu an Filistin'de olup biteceklere yani sert bir tavır koyacak herhangi bir lider yok. Yani hatta İslam dünyasında bile göremiyoruz. Yani Türkiye'nin haricinde sert bir tepki gösteren başka bir ülke de maalesef karşımızda yok. Ciddi anlamda bir parçalanma, kendi içine düşme, kendi sorunlarıyla meşgul olan, boğulmuş bir Arap dünyası, bir Arap sokağından bahsediyoruz. Eskiden hani bir anlaşma olacağı zaman Arap dünyasında her ne kadar yani anlaşamazlarsa da belli bir mesele üzerinde, özellikle de Kudüs meselesi üzerinde ortak bir tavır koyabiliyorlardı. Ben siz az önce giriş yaparken Kaddafi'nin, daha doğrusu Arafat'ın neden o barışa imza atmadığı sorusunu sorduğunuzda bizim Suriye kaynaklarında şunu yazıyorlardı. Şimdi Filistin meselesi sadece Filistin'den ibaret bir mesele değil. İşin içerisinde Ürdün'de var, Suriye'de var, Mısır'da var. Üç ülkenin de aslında bizzat toprağını Lübnan ilgilendiren, sonrasında tabii 2000 yıllarına kadar Lübnan'da aslında ilgilendirendi. Sonrasında çekildi Güney Lübnan'dan İsrail. Dolayısıyla o tarihte o anlaşma yapılırken Arap dünyasında aslında şöyle bir konsensüs vardı liderler arasında. Ya birlikte anlaşma yapacağız ya da anlaşmaya karşı çıkacağız diye. Ve Arafat'ın tabii ne kadar doğru bilmiyorum ama Hafız Esad tarafından ciddi manada baskı altına alındığını, yani Golan üzerinde eğer ki Suriye anlaşma yapmadan senin tek başına Kudüs üzerinde ya da Filistin'in diğer parçaları, toprakları üzerinde anlaşma yapman kabul edilemez. Kabul ettiğin takdirde çok fazla bunun yani kötü bir sonuçları olacak bütün bölgeye. Bir parantez açabilir miyim burada? 2000 yılında Ehud Barak seçiliyor, İsrail Başbakanı İşçi Partisi. Diyor ki ilk önce Suriye ile anlaşacağım. Hafız Esad'la göya işte bir Cenevre Clinton'ın görüşmesi oluyor. İki tane görüşme var Washington'da. Fakat orada bir anlaşma olmayınca Suriye'ye hiçbir şey vermiyor Ehud Barak. İsrail dönüyor, Arafat'ı bari sıkıştırayım falan diye. Clinton'ın zorluğu işte adamı tutup Camp David'e atıyorlar. Yani sonuçta bir bütün
olarak hareket ediyorlardı. Her ne kadar yani aralarında ihtilaf olsa da yani çok anlaştıklarını söylemek mümkün değil ama bugünle karşılaştırdığımız zaman maalesef çok farklı bir Arap dünyası var. Evet. Yani bütün liderler açıkçası neredeyse Amerika'nın kuklası haline gelmiş. Hatta yani Arap tarihinde görülmemiş bir şekilde Arap liderleri gizliden saklıdan İsrail'le ilişki içerisine giriyor. Bu son bir haber vardı. Suudi Arabistan'a artık evet, İsrail vatandaşlarına girilebilecek diye. Evet, yani vatandaşlarımız ziyaretini kabul ediyor. Ben buradan açıklamam doğru mu bilmiyorum ama ben bir Yemen'e gittim. Pasaportta İsrail vizesi vardı. Uçakta fark ettim onu. İsrail vizesiyle Yemen'e giremezsiniz. Ben uçakta onu böyle pasaporttan böyle yavaş yavaş söküp çıkarttım. Ondan sonra o şekilde Yemen'e girdim. Yani şimdi bugün İsrail'le iş birliği yapmak imtiyaz haline geldi. Yani hangi Arap ülkesi İsrail'le iyi ilişkiler içerisindeyse bugün gözde. Yani Arap liderler arasında da maalesef böyle bir ilginç bir durum söz konusu. Yani Amman çok açık ve net bir şekilde siyasi ilişkiler kurmaya başladı. Yani Mısır'ı saymıyorum. Yani her ne kadar onların ilişkileri eskiden olsa da ama Körfez ülkeleri bugün birbirleriyle yarış içerisinde İsrail'le diplomatik ilişkiler, ticari ilişkiler kurmak. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani İsrail bayrakları olimpiyatlar adı altında ya da sportif faaliyetler adı altında ya da kültürel faaliyetler altında bugün kutsal topraklarda dalgalanıyor. Yani böyle bir Arap dünyası dururken yani karşımızdayken yani İsrail'in ya da Amerika'nın böyle karar alması tabii ki normal. Çünkü bir bütünlük sergileyemeyen yani bir tam bir tavır koyamayan bir Arap dünyası içerisinde İsrail'in çok daha ileri adım atmaları da mümkün olabilirdi. Bugün aslında çözülmüş, dağılmış, kendi içine düşmüş ve problemli ve en önemlisi de o güçlü liderlerin olmadığı bir dönemde böyle bir karar almaları bana çok garip gelmiyor. Ben yani İsrail açısından baktığım zaman yani her koşulu uygun bir karar aslında. Kim karşı duracak bugün bu karara? Arap dünyasının hiçbirisi ortada yok. Filistin meselesi açıkçası Gazze ile Rafah arasında da ya da Ramallah arasında yani Fetih ile Hamas arasında da ciddi kavgaların, savaşların olduğu bir tarihte en uygun zamanı bulduklarını ben tahmin ediyorum. Ama yani şu da var. Yani meseleyi sadece Arap dünyasındaki, Arap sokağındaki bölünmüşlük olarak yorumlamıyorum ben. Yani kendi içlerine düştükleri o siyasi çıkışın da yani çıkmazın da önünü geçmek için yani 4 yıl Haydar Hoca söyledi yani anlaşmanın uygulanabilmesi için İsrail ya da Filistin tarafına 4 yıl süre verildi. Yani 4 yıl süre ne olarak yorumladığımız zaman şu geliyor iki akla. Yani bugün yılın sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nde seçim var. Olacak. Yani aslında hem bu seçimi kazanmak için Trump hem azil sürecini yırtmak hem de seçimi kazanmak için Yahudi lobisinin desteğini istiyor bir anlamda. Çünkü hakikaten Trump hem Golan meselesinde hem Kudüs meselesinde şimdiye kadar Amerikan liderler arasında İsrail lehine en ciddi kararlar alan bir lider konumunda. Bunu da kendi mevkiini güçlendirmek üzere yaptığını şüphem yok. Dolayısıyla hem bu 20'de yani 2020'deki seçimde tekrar aday olmak ve kazanmak için Yahudi lobisinin desteğini almayı ararken aynı zamanda da bir sonraki 4 içinde her ne kadar kendisi olmasa da Cumhuriyetçilerin adayının desteklenmesi için Yahudi lobisinin de desteğini arıyor. Dolayısıyla hani meseleyi hem bizim şu an coğrafyamızın hem Arap dünyasının, İslam dünyasının içinde düşmüş bu yani iç acısı durumu fırsat bilerekten hem de kendi iç politikalarındaki ya da siyasetteki durumlarına da artı bir değer oluşturmak için bence böyle bir karar aldıklarını tahmin ediyorum. Uygulanabilirliği çok tartışılabilir. Her ne kadar onlar bu kararı almış olsalar da fakat sahaya uygulamaya konduğunda bunun bu kadar masada alındığı kadar kolay bir karar veya uygulama olacağını da düşünmüyorum. Çok önemli şeyler konuştuk tabii. Bu ben de bir iki şey söylemek isterim. Yani Kudüs konusu bir günde bugüne gelmedi. Zaten siz gayet güzel izah ettiniz bunu. Ben de hani yaşayarak gördüm. 20 küsur yıldır gidip geliyoruz. Mesela ilk gittiğim yıllarda Doğu Kudüs diye bir şey vardı yani. Hani Arap tarafı yaşıyordu. Hı hı.
İşte o Selahattin Caddesi hemen Şam kapısından çıkarsınız. Orada Şeyh Cerrah Mahallesi, işte Arap lokantaları, Şabat'ta biliyorsunuz İsrail tarafı kapatır. Cumartesi günü giderler orada Filistin tarafında yerler içerler. Böyle bir şey vardı. Şimdi bakıyoruz oralara son gittiğimde işte oteller yapılmış. Tren yolu yaptılar Yafa Caddesi'nde. Doğu Kudüs'ten içeriye doğru giden yerleşim yerleri inşa edildi. Ben mesleğe başladığım zaman 250 bin yerleşimci vardı. Bugün 500 bin yerleşimci var. Yani nüfus politikasıyla yavaş yavaş bu gidiyor. Filistin konusunda güzel bir değerlendirme oldu. Sabaha kadar konuşabiliriz. Evet. Ben yani hayatımı bu işe verdim diyebilirim. O açıdan ben sıkılmam da izleyicilerim sıkılabilir. İkinci bölümde Suriye'yi konuşacağız. Tarık Suriye'de yani sahayı da bilen değerli bir arkadaşımız, gazeteciliği de var. Sizlerle de aynı şekilde Brexit'i konuşacağız. Ve Cumhurbaşkanı'nın Afrika temasları. Kısa bir ara veriyoruz. 5 dakika sonra saat başında tekrar birlikte olacağız. Suriye'yi, Brexit'i ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın Afrika ziyaretini konuşacağız. Tekrar görüşmek üzere. Tekrar merhaba. Küresel oyun devam ediyor. Suriye dedik. Filistin'i konuştuk. Biraz Suriye'ye bakacağız. Gerçekten önemli gelişmeler oluyor. Rusya ve onun desteklediği Baas rejimi şu anda İdlib'de büyük saldırılar gerçekleştiriyorlar. 22 köy ve kasabanın kontrolünü ele geçirdikleri söyleniyor. Halep-Şam arasındaki stratejik M5 otoyolu hedef. Büyük ölçüde buranın kontrolünü ele geçirmeye çalışıyorlar. Kentin güneyindeki en önemli kasabalardan, kentlerden biri Ma'aret el-Numan'ı ele geçirdikleri söyleniyor rejimin. Saldırılardan dolayı 30 bin kişi daha yollara döküldü. 1 Aralık'tan bu yana toplam 300 bin kişi neredeyse evlerini terk etmiş durumda. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da Afrika dönüşünde uçakla yaptığı açıklama var. Astana süreci artık son buldu diye. Hocam tekrar size dönmek istiyorum. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Astana süreci tabii bitti. Ne demek? Bu İdlib'in düşmesi yani bizi bunlar, nereye getirir? Tabii ki şimdi Astana sürecine baktığınız zaman Türkiye'nin, İran'ın, Rusya'nın birlikte aslında gerginlik Suriye'de, gerginlik olan bölgelerde çatışmazlık ortaya çıkması ve özellikle İdlib konusunda bir anlaşmaya vardı. Önemli bir süreçti ve başarılı da yürütülen bir süreçti aslında. Ama son dönemde İdlib'de yaşanılanlara baktığımız zaman İdlib bizim için önemli. Çünkü Türkiye ile 130 kilometre sınırı var ve inanılmaz derecede bir göç dalgası geliyor. İdlib sadece Türkiye için önemli değil. İdlib aynı zamanda Avrupa için de önemli. Neden? Çünkü oradan gelecek olan göç dalgası sonuç itibariyle Türkiye buna önlemini alıyor. Ancak ilişkilerin zedelenmesi bu anlamda, yani Suriye konusunda ortak alınan kararların uygulanmaması açısından ilişkilerin zedelenmesi önemliyken, diğer yandan da oradaki sivil halkın saldırılar sonucunda bölgeden ayrılarak göç etmesi yeni bir krizin de kapısını açıyor tabii ki Türkiye açısından. Şimdi burada Türkiye ve Rusya ilişkilerinin tabii ki yeniden ele alınması ve değerlendirilmesi gerekiyor. Bugün Cumhurbaşkanımız da yaptığı konuşmada özellikle şuna vurgu yaptı. Türkiye bir anlaşma noktasına gitmek için elinden geleni yapar. Ancak Rusya'nın da verdiği sözleri tutması ya da Türkiye'nin kendi çıkarlarını korurken ya da yapılan anlaşmada belirtilen çerçeveler içerisinde hareket etmediği noktada Türkiye kendi göbeğini kendi keser dedi. Şimdi bu da tabii ki Rusya ve Türkiye'nin işte ve diğer ülkelerin, Türkiye'nin diğer ülkelerle ilişkileri, yani burada küresel bir dengeden bahsediyoruz aslında. Bu küresel denge içerisinde de ülkeler kendi çıkarlarına göre işbirlikleri yapıyorlar ve belirli noktalarda bir araya geliyorlar. Türkiye ile Rusya her konuda çok iyi anlaşmıyor ama Suriye konusunda önemli bir aslında ilerleme kaydetti. Niçin? Çünkü Rusya Suriye'deki rejimin de bir temsilcisi gibi hareket ettiği, hatta rejim üzerinde çok büyük bir güce sahip olduğu için. Dolayısıyla Türkiye'nin sınırında olduğu için, mülteci akını olduğundan dolayı ve Türkiye'nin de belli bir kapasitesi
kapasitesi olduğu için. Şimdi bunların hepsini göz önüne aldığınız zaman yeniden bir masaya oturup ortak bulunabilecek çözümler ele alınmalı. Çünkü Türkiye'nin İdlib'de gözlem noktaları da var. Dolayısıyla bugün eğer İdlib'de terörle mücadele ettiklerini, radikal terör örgütleriyle mücadele ettiklerinden bahsediyorlar. İşte Heyet Tahrir el-Şam mesela bunlardan bir tanesi. Eğer onları siz sınıra doğru, yani Türkiye'de sınıra doğru iterseniz, şimdi o zaman siz Türkiye'yi de zor bir durumda bırakmış oluyorsunuz. Neden? Çünkü her defaatle söylediğimiz gibi terör örgütü üyeleri buharlaşıp gitmiyorlar. Yani ortadan kalkmıyorlar onlar. Siz bölgeyi temizliyorsunuz ama bunu o zaman sınırı olan diğer ülkeyle ortak bir şekilde hareket ederek yapmalısınız ki farklı bir, yani bu bölgede bulunan bir ülkenin güvenliğini tehlikeye atmayın. Ki Türkiye radikal terör örgütleriyle, PYD ile verdiği mücadele kadar mücadele vermiş. Aynı zamanda bu mücadeleye de destek olmuş bir ülke. Şunu soracağım hocam. Tabii. Türkiye ile Rusya'nın kopuşu sizce Hafter meselesi mi? Yoksa sahadaki dengelerin değişmesiyle mi ilgili? Şimdi sahada hem dengeler değişti hem de tabii ki Hafter meselesi de önemli bir mesele. Türkiye'nin kendi çıkarları için bir duruş sergilemesi gereken olaylar zinciri ortaya çıktı aslında. Şimdi baktığınız zaman biz her zaman Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya'yı iki ayrı güç olarak değerlendirip çoğu noktada karşı karşıya geldiğini ve birbirlerinin çıkarlarına, yani birbirlerinin ilerlemesini engelleyecek farklı stratejiler ortaya koyduğunu görüyoruz ama belirli noktalarda da birbirlerinin ayağına basmadan aslında çok ortak bir strateji ilerlettiklerini görüyoruz. Şimdi bunu gördüğümüz zaman tabii ki Libya, Türkiye'nin Libya'daki politikası, Hafter meselesi, Doğu Akdeniz'deki enerji konusu, bunun dışında Suriye'de Türkiye'nin aslında rejimle, yani Esad'la olan sorunu, öyle söyleyeyim size, ve bu sorunda bu sorunun devam etmesi, dolayısıyla Rusya şöyle bir ülke, kendi çıkarlarına göre hareket eden bir ülke. Uluslararası ilişkilerde zaten duygusal bağlar ya da iki ülke arasında kültürel bağların tabii ki önemsendiği, bunlar bu kültürel bağlar ya da tarihteki bağlar, birlikte dayanışma içerisinde olması tabii ki ilişkilerin temelini güçlendirir. Ama Rusya ile alakalı Churchill'in çok güzel bir lafı var. Der ki Rusya bir bilmece. Muamma bir bilmecedir aslında ve bu bilmecenin cevabını ya da anahtarını bulmanız çok zordur ama uzun bir süre sonrasında görürsünüz ki anahtar Rusya'nın çıkarlarıdır. Dolayısıyla Rusya çıkarları doğrultusunda hareket eden bir ülke. O yüzden de Türkiye'yi bir noktada kendi tabii ki istediği tarafa ya da istediği yere çekmek isteyecektir. Türkiye'nin stratejilerini de yönlendirmek için bu tür bazı hamlelerde bulunmak isteyecektir. Burada önemli olan şey ilişkilerin belirli çıkar noktalarında korunarak, ancak her ülke kendi güvenliğini önceler, Türkiye'nin güvenliğine uygun olarak çözümün oluşmasını sağlamak. Çünkü artık görüyoruz ki küreselleşen ve radikalleşen terör örgütleri her bölgede bir müdahalede bulunmak ya da askeri üs bulundurmak, aynı zamanda o bölgeyi bombalamak, o bölgeye girmek, oradaki sivil halkı aman ben burada terör örgütlerini temizleyeceğim diye kendileri tarafından daha çok yaratılan terör örgütlerinin ya da yardım edilen terör örgütlerinin, terör gruplarının temizlenmesi için de orada varlık gösterme stratejisinin olduğunu zaten bunu bütün dünyada aleni şekilde görüyoruz. Değerlendirdiğimiz zaman da bugün İdlib gerginliğinin altında farklı nedenler de var, besliyor. Ancak bu ortak bir çerçevede çözülürse bir sonuç getirir. Aksi takdirde Türkiye'de kendi çıkarlarını korumak için gerekli adımları atmaktan çekinmeyecektir. Çünkü uzun bir süredir bir sorunun çözülmesi ve artık Türkiye'nin dolan kapasitesinin üstüne herhangi bir eklemenin yapılmaması, güvenliğinin korunması, bugün güvenli bölgenin önemi,
İşte bu yüzden önemli. Evet. Ya da yerleşim bölgelerinin oluşturulması. Bakın İdlib'den siz sivil halkı çıkarttığınız ya da terör örgütlerini sınıra doğru ittiğiniz zaman orada bir nüfus ve alan boşaltıyorsunuz. Orada neyi yerleştireceksiniz? Evet. Az önce konuştuğumuz konuya evet, da bize benzer en çok, bir şey. Aynen. Bizi en çok ilgilendiren konu evet. O zaten. Peki sevgili Tarık sana biraz bu konuda söz vermek istiyorum. Çünkü sen bölgeyi avucunun içi gibi biliyorsun zaten. O haritamız da ekranda olacak biraz sonra. Şimdi bu rejim yani Baas rejimi ve Rusya belli bir stratejiyle ilerliyor. Az önce açılışta ben söylemeye çalıştım. İşte bir M4 otoyolu var meşhur. Ta Halep'in kuzeyinden işte Münbiç ve bizim Barış Pınarı Harekatı'na sınır çizecek şekilde Irak sınırına kadar giden bir yol var. Bir de M5 otoyolu gördük. Evet. Bu da Halep-Şam arasını bağlıyor galiba. Yani buradaki şu an yapılan harekatı sen nasıl değerlendiriyorsun? Ne yapmaya çalışıyorlar ve ne yapabilirler? Yani şunu da sorayım başından. Yani bu diyelim ki bu otoyolunu ele geçirdiler. Şam-Halep hattı da kuruldu. Bu ne anlama gelir? Buradaki muhalefetin mücadelesi sona mı erer? İdlib düşerse bu Türkiye'nin üzerine bir baskı oluşturur mu Zeytin Dalı? Bir sürü şey soruyorum ama zaten evet, herhalde toparlayınca bunlar ortaya çıkacak. Tabii Suriye meselesi hakikaten çok karmaşık bir mesele haline geldi. Kudüs meselesi gibi bir mesele oldu neredeyse. Fakat en acı tarafı hani Kudüs'ü konuşurken, Filistin'i konuşurken Arap dünyasının nasıl kendi içinde parçalandığını, ihtilafa düştüğünü söylersek Suriye için de aynı şey söz konusu. Olay başladığında Arap dünyasının neredeyse tamamı muhalefetten yanaydı. Bugün itibariyle baktığımız zaman Arap dünyasının Suriye politikası nerede? Hiç kimsenin açıkçası Suriye'de ne oluyor bitiyorla hiç ilgilendiği falan yok. Hatta Şam'da elçilik açma yarışına girdiler. Aynı zamanda az önce İsrail'le ilişkileri toparlama sürecine girdikleri gibi. Şimdi sonrasıyla muhalefetin yükümlülüğü, sorumluluğu maalesef Türkiye'ye kaldı. En acı olan taraf da zaten 2015 sonrası Rusya'nın askeri olarak Suriye sahasına girmesiydi. Yani o tarihe kadar Türkiye'nin ya da bölgesel... 2015'te evet, askeri hareket başladı. 30 Eylül. O tarihte hani o tarihe kadar bölgesel güçler bir şeyleri değiştirebilirdi Türkiye ya da Arabistan. Ama küresel bir gücün ortaya sahaya girdiği tarihten sonra artık ancak onu dengeleyecek bir küresel gücün devreye girmesiyle bu mümkündü. Fakat Amerika hiçbir zaman buna yanaşmadı. Ne Obama yönetimi ne de şu an Trump. Bilakis hani son geldiğimiz süreçte Rusya'nın daha da öne açıldığını gördük. Bugün giremediği birçok şehre kurşun atmadan girdi. Dolayısıyla bugün Suriye sahasında muhalefetin aleyhine işleyen ve çok hızlı bir şekilde devam eden hücret söz konusu. Bugün muhalefetin sırtını dayayabileceği tek ülke Türkiye. Türkiye'den başka zaten Suriye meselesinde de ilgi gösteren bir ülke de maalesef kalmadı. Suriye muhalefeti adına söylemek gerekirse. Bugün emin adımlarla İran, Rusya ve Esad Baas yönetimi yukarıya doğru çıkıyor. Öncelikle 4 şehir anlaşmaları dediklerimiz 4 tane şehir çatışmasız muhalefetin temizlendi. O taraflardan çıkartıldı ve sonrasında Halep, Humus derken bütün muhalefet İdlib'e yığıldı, sıkıştırıldı. Bugün şu an İdlib'de görüyoruz bugün İdlib'inde her geçen gün, her hafta, her işte saat böyle parça parça yenildiğini, ısırıldığını görüyoruz ve bu yeşil alan gün geçtikçe daha da daralacak ve sizin ifade ettiğiniz yani Esad'ın ilk etapta yani şu anki operasyonlarda koyduğu hedef bu M4 ve M5 yolu. Bu onun için çok önemli. Bir kere Halep'i ile Lahski'ye bağlantısını sağlamak istiyor. Hı hı. Sonuç itibariyle Halep ekonomik şeyi potansiyeli güçlü bir ülke. Lahski'de liman kenti ve en fazla da rejimin beslendiği bir bölge. İnsan unsurluğu temin ettiği bir bölge. Lojistik akışını sağlayacak, ticareti istiyor. Canlandıracak. Tabii çok ciddi manada ekonomik kriz yaşıyor şu an rejim. Bu ekonomik kriz için kendini kurtarmanın yoluna bakacak. Peki şunu sorabilir miyim bu noktada? Buraları diyelim aldı. Yani İdlib'de bu ısıra ısıra geliyor diyoruz. Buraları tutabilecek
gücü var mı sence? Yani o girdiği var. Yerde kalabilecek durumda mı? Var. Bundan önceki birçok bölgeye de baktığımız zaman işte en son Han Şeyhun'a girdiğinde tuttu. Bundan önce Halep'e girdi, tuttu. Yani tutabilecek gücü var muhalefetin, çünkü en fazla moral ve motivasyon olarak psikolojik olarak çok yenildiği ve çok zayıfa düştüğü bir dönemde bu operasyonları yürütüyor. Ve şu an muhalefetin birinci derecede kaygısı güvenli bir şekilde şu an şehirleri boşaltmak oldu. Yani bugün Mahret Norman dedi, bahsettiğimiz bir şehir, yani kasaba hayalet bir şehre dönüştü ve çok ciddi bir nüfus olan, 30 bini aşkın bir nüfusu olan bir şehirde bugün yani canlı yok. Hayalet bir şehir. Ve insanlar savaşmaktan ziyade nasıl canlarını kurtarırız kaygısına, derdine düşmüş bir şekilde. Ciddi bir karşılık da maalesef göremiyoruz muhalefet kanatında. Çünkü muhalefetin de kendi içinde hani en azından İdlib özelinde konuşursak, hem Özgür Suriye Ordusu, hem Milli Suriye Ordusu, hem de Hayat Tahrir Şam dediğimiz üçe bölünmüş bir vaziyette. Orada zaten Türkistanlılar, diğer radikal gruplar, benzerleri, fraksiyonlar da var. Onlar da göz önünde bulunursak, herkes birbirinin yenilmesini, kaybetmesini seyrediyor. Bütün bir karşı koyma durumu maalesef konusu değil. Herkes birbirine ben düşmüş ve birbirinin açıkçası kaybetmesini bekliyor. Yani sen hani bölgeyi bildiğin için özellikle sana soruyorum. Şimdi bir dünya insan, işte Türkiye'de var 3 milyon, 4 milyon Suriyeli var. Kentler hayalet olmuş, boşaltılmış. Rakka bir Arap kentiyken şimdi PKK'nın elinde. Peki bu insanlar geri dönmeyecekler mi? Diyelim ki böyle bir olasılık var. Geri dönüş imkanları açıldı. Bunlar geri döndüğü zaman o çatışma kaldığı yerden devam etmeyecek mi? Bunlar bu rejimi kabul edecekler mi? Yani bunlar benim kafamda hep soru işareti. Yani nasıl sen değerlendiriyorsun? Yani şimdi tabii ki çok zor bir süreç. Yani şimdi çok da geri döndüklerini söylemek de doğru dönmüyorlar değil. Dönmüyorlar şu anda. Şu an dönmüyorlar. Kuzeye doğru Türkiye'ye gelmek istiyorlar ama Türkiye almayacağını duyurduğu için daha çok Zeytindalı ve Fırat Kalkanı bölgesine kaymalar var bu gelen kitlelerin. Şimdi bunların döndükleri yok. Fakat siz şunu söylemiştiniz, yani bu operasyonun sınırı nereye kadar olacak diye bir soru vardı sizin kaç tane soru arasında. Hani M4 ve M5 bence şimdilik ilk, yani hani bu çatışmanın sınırlarını çizecek diye tahmin ediyorum. Çünkü İdlib'in şehir merkezine rejimin girmesi aslında çok büyük bir nüfus patlamasına da neden olacak. Yani bu kadar muhalefetin toplandığı bir yerde rejimin girip de kontrolü sağlaması mümkün değil. Neden diye sorarsanız, yani bugün Mahret Norman'a ya da Han Şeyhun'a gittiğiniz zaman bomboş şehirler. İnsanlar dönmüyor. Şimdi girecek bir yerleri bu olduğu için. Eğer ki yarın İdlib şehir merkezine Esad girmeye kalkıştığı zaman bu insanların gidecek bir yeri olmayacak. Ya orada toplu bir katliam olacak, ya orada artık insanların dişe diş, kana kan dedikleri bir mücadele söz konusu olacak ve ciddi bir insanlık dramı yaşanacak diye tahmin ediyorum. Bu konjonktürde hani ortamın hala müsait olmadığını yorumluyor Esad kaynakları. Dolayısıyla M4 ve M5'i aldıktan sonra belli bir süre daha Türkiye'de buradaki işte kendi tabirleriyle radikal grupları ve muhalifleri nasıl tasfiye ederiz, görüşmeleri bence başlayabilir. Dolayısıyla hani bu bir kısmi bir operasyon olarak ben değerlendiriyorum. Tam İdlib'i alacağı yönünde olmadığını, ama esas yani bundan sonraki süreç nedir diye sorduğunuz zaman Rus kaynaklarından açıkçası bazı mesajlar alıyoruz. Bir sonraki adımda Fırat Kalkanı ve Zeytindalı harekat alanına da girme düşünceleri var. Oraları da tekrar Türkiye'den alma gibi hazırlıkları var. Şimdi bunun altyapısı hazırlanıyor. Zaten Rus kaynakları şu açıklamaları artık yapmaya başladılar. Alt seviyede de olsa duymaya başladık. Nasıl Barış Pınarı bölgesinde, işte Arap Pınarı bölgesinde ortak devriyeler yapılıyorsa Türkiye ve Rusya askeri güçler tarafından, artık buralarda da yapılması gerektiği fikri ortaya atılıyor, tezleri ortaya atılıyor. Türkiye'nin rızası gerekiyor. Türkiye kesinlikle bunu istemezse bu olmaz. Zaten Sayın Akar'ın, Milli Savunma Bakanımızın açıklaması oldu. Biz dedi buradan çıkmayacağız, yani bizi gönderemezsiniz diye. Tabii orada bir pazarlık
olması gerekiyor. Evet. Türkiye'nin de razı olması gerekiyor. Muhakkak yani Türkiye'nin razı olması gerekiyor ama bu aslında bize yani bir sonraki bunların taleplerinin hazır olmamız, ne olacağı yönünde bize fikir verecek. Yani biz ilk günden beri başladığımız şeyden beri Esad'ın Soçi'de ya da Astana'da dile getirdiği şey bu yolların bana bırakılması, kontrolünü ben almam lazım diyor. Özellikle de çünkü Halep, Şam ve Laskiye neredeyse Suriye'nin yarısından daha fazla. En önemli 3 tane kenti. Biri liman kenti, biri idari başkent, birisi de sanayi ve ekonomi kenti. Bu 3 şehrin birbirleriyle arasında karasal bağlantının olması gerekiyor ki orada bir ekonomik canlılık olabilsin. Nitekim yani Laskiye liman kenti aynı zamanda Çin'e kadar uzanan Çin-Rusya-İran işbirliğini de açıkçası bize bir anlamda ifade ediyor. Yani şu an Çin'in bir kuşak bir yol projesi yukarıdan her ne kadar Türkiye üzerinden olsa da diğer bir hatta yine Afganistan'dan Çin, Afganistan, İran, Irak ve Suriye üzerinden girecek bir yol. Bu da az önce hocamızın da ifade ettiği gibi Erbükemel kapısı da açıldıktan sonra aslında bu karasal bağlantı neredeyse sağlanmış bir vaziyette ve bunu güvenli bir hale getirmesi gerekiyor. Dolayısıyla İdlib bölgesindeki muhalif unsurlarının kuzeye kaydırılması gerekiyor. Bu da M4 dediğimiz yolun güvenli hale getirilmesi gerekiyor. Bu yüzden şu an Esad, Rusya ve Çin'in desteklemesiyle İran'ın da karadan destek sağlamasıyla bu operasyonlar yürütülüyor ve bence daha ileriye gideceklerini tahmin etmiyorum. Bu süreçte bu iki yolun güvenliğini, kontrolünü sağlarlarsa herhalde operasyonlara ara verirler diye düşünüyorum. Hı hı. Filiz Hocam siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani Türkiye'nin önünde bu İdlib'den kaynaklı ne gibi riskler, ne gibi fırsatlar görüyorsunuz? Çünkü yani risklerle beraber bazen fırsatlar da geliyor. Hani ben kişisel olarak işte 10 yıldır aşağı yukarı takip ediyorum Suriye'yi. Gelmişliğimiz de oldu o dönemde. Bana göre hani çok o en kötü dönemleri biraz geride bıraktık diye düşünüyorum. Yani o sınır güvenliği sağlandı, duvarlar örüldü, denetleme sistemleri, işte devriye yolları açıldı, Barış Pınarı harekatı büyük ölçüde işte belli bir noktaya getirildi. Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı. Ama bu İdlib'in getirdiği bazı riskleri iki hocamız da değerlendirdi. Siz nasıl görüyorsunuz? Ne gibi riskler var? Ne gibi fırsatlar çıkabilir? Açıkçası Türkiye'nin hem Irak'ta hem Suriye'de bugüne kadar yaptığı tüm faaliyetlerin büyük çerçevede Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin ve İran'ı durdurmak için bölgede bir mezhep savaşı çıkartması planından mümkün olduğunca en az etkilenmesi için ön alma çalışmaları olarak okuyorum. Bununla ilgili olarak da biraz önce söylemiştim. Haziran ayında Kudüs'te bir toplantı gerçekleşiyor ve bu toplantının ismi Yeni Suriye Toplantısı. Kudüs'te olması çok önemli. Katılımcılar çok önemli. Rusya, Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail. Hatta o dönemde basında gördünüz mü Türkiye yine davet edilmedi diye ciddi eleştiri konusu olmuştu. Bu haberin kaynağı da İsrail'li bir gazeteci Barak Ravid. Kendisinin toplantıyla ilgili ulaştığı bilgiler, tabii teyite muhtaç bilgiler ama şu ana kadar gelinen süreç doğru bilgiler olduğuna dair elini güçlendiriyor Barak Ravid'in. Rusya ile Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in Orta Doğu'dan İran'ın çıkartılması karşılığında Rusya'nın Suriye'deki etkinliğinin artırılması yönünde bir uzlaşıya vardığını. Orta Doğu'dan? İran'ın çıkartılması, etkisinin azaltılması. Burada da öne sürülen noktaların şunlar olduğunu belirtiyor Barak Ravid. Lübnan'daki İran füze fabrikasını sökülmesinin sağlanması, Irak'tan Suriye'nin, İran'ın çıkartılması, yine Suriye'den İran'ın çıkartılması. Tabii bu süreç içerisinde biz ne gözlemledik? Lübnan'da başlayan sokak hareketlerini gözlemledik. Daha sonra Irak'ta sokak hareketlerinin başladığını gözlemledik. Bitti mi? Hayır, bitmedi. İki önemli eylem gerçekleştirildi. Bir tanesi Kasım Süleymani'nin suikasti, bir de el mühendisinin öldürülmesi. Şimdi burada iddialar şu yönde. Ben bir de şuna dikkat çekmek istiyorum. Yine gözden kaçmış olabilir diye.
tam olarak bu 100 yılın tırnak içinde 100 yılın barışı, eski adıyla yeni isimle 100 yılın projesi açıklanmadan hemen önce, ki basına yine düşmüştü, Barak Ravid söylemişti 2 hafta öncesinden Netanyahu ve Trump buluşacaklar ve şu gün açıklayacaklar diye bilgi vermişti. Çok ilginçtir. Putin hem Netanyahu'yu hem Abbas'ı ziyaret etti. Bunun çok da tesadüf olduğunu ben düşünmüyorum açıkçası. Rusya'nın da bir şekilde bunun bir parçası olduğunun bir delili. Şu anda aslında yine dikkat edilmesi gereken önemli noktalardan bir tanesi, eğer gerçekten bu argüman doğruysa ve eğer böyle bir mezhep savaşı aracılığıyla tek kuşak tek yol projesi ve bahsettiğim İran'ın bu hocalarım ifade ettiler, o karayolu lojistik hattı üzerinden Akdeniz'e, oradan da East Med projesiyle Avrupa'ya enerji transferi Hürmüz Boğazı'nı bypass ederek yapılmasının önüne geçilmek için böyle bir plan gerçekten varsa, yapılması gereken 2 işlem var. Şii tarafın konsolide edilmesi, Sünni tarafın konsolide edilmesi. Şimdi Şii tarafının konsolide edilmesinde Kasım Süleymani suikastı ve el mühendisinin öldürülmesi var. Bu tarafa geldiğiniz zaman yakında Davos zirvesi oldu. Bu Davos zirvesinde Trump bir görüşme gerçekleştirdi. Bölgesel yönetim, Irak'taki bölgesel yönetim başındaki Barzani ile görüştü. Evet. Bu görüşmenin arka planının... Kimle görüştüğünü tam bilmiyordu ama. Evet. arka planını, evet, evet. O çok hoş bir ifadeydi. Bunun arka planının aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin onların tabiriyle Suriye Demokratik Güçleri, PKK, PYD, YPG terör örgütü ve bu bölgesel yönetim arasında bir işbirliği yaparak diğer tarafında konsolide edilmesini sağlamak olduğu yönünde ifadeler var. Bu anlamda İdlib önemli bir mesele. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bugün bir açıklaması vardı Astana süreciyle ilgili. Ben bu açıklamayı çok önemsiyorum. Ve bunun Libya'dan da bağımsız olduğunu düşünmüyorum. Libya'daki işte Berlin sürecine bırakılan Libya meselesinin Suriye meselesinden bağımsız olduğunu yine düşünmüyorum. Çünkü Libya meselesi dediğimiz zaman yine Akdeniz, Doğu Akdeniz var ve orada da yine ifade ettiğim lojistik hattın kontrolü meselesi, yine Suriye üzerinden Laskey Limanı'ndan Doğu Akdeniz'e açılan kapı. Bu bağlamda bu 2 olayın birbiriyle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın aslında dikkat çekmeye çalıştığı bu Rusya, İran ve Türkiye arasında bu noktaya kadar getirilmiş olan süreci akamete uğratıcı yönde hem İran'ın hem Rusya'nın çeşitli hamleleri var. Ve artık aslında Türkiye bununla ilgili şikayetini en üst perdeden dile getirmeye başladı. Anlaşılan o ki farklı araçlarla Türkiye üzerinde de bir takım farklı noktalar var. Dikkati başka yöne çekme bağlamında. Genelde kullanılan yöntem nedir? Terör olayları. Hatırlayalım, El Bağdadi'nin videosunda Türkiye vilayeti dosyası vardı. Burada verilen mesajın IŞİD aracılığıyla sadece Türkiye değil, aslında Çin ve Birleşik Krallık'ta da eylemler yapması aracılığıyla, bunlar çünkü bu terörü araç olarak kullanıyorlar. Yani Çin, Birleşik Krallık ve Türkiye aslında bu planın karşısında duran ülkeler ve zararlı çıkacak ülkeler olduğu için bunları başka meselelerle uğraştırarak, bir de Yunanistan meselemiz var biliyorsunuz. Lozan aykırı olarak silahlandırılması meselesi var. Evet. Sürekli işte farklı merkezlere giderek kaşımaya çalışıyorlar ama Amerika'dan çok net bir şekilde, hani kendi başınızın çaresine bakın minvalinde bir cevap aldılar. Ama bugün Fransa'dan bir açıklama geldi. Yunanistan'la Fransa arasında işbirliğinin daha da derinleştirilmesi, özellikle askeri işbirliğinin artılması yönünde açıklamalar geldi. Dolayısıyla bu minvalde değerlendirdiğimiz zaman, parçaları, küçük parçaları birleştirdiğimiz zaman, İdlib meselesinin neden bu kadar önemli olduğu, Türkiye'nin Türkiye'yi gerçekten sıkıştıracak olan mesele olan sınıra doğru göçün aslında bu araçlardan bir tanesi olarak kullanıldığı, buna karşılık son dönemde önce Suriye meselesinde, sonra da Libya meselesinde Rusya ve Türkiye'ye Almanya'nın eklemlenmeye çalışmasının da bu
Türkiye üzerinden oluşabilecek bir göç dalgası ve bu bölgenin yeniden şekillendirmesinde Almanya'nın karşı çıktığının da farklı bir ifadesi olarak ben gözlemliyorum. Yani İdlib sadece İdlib değil, bir diğer mesele daha var. Neden hep biz buraları konuşuyoruz? Çünkü kuzey bölgesi Suriye'de enerji, su ve verimli toprakların yoğunluğunun en fazla olduğu yer. Bu da bize yine iklim değişikliği meselesini gündeme getiriyor. Yani tek bir parametre yok burada. Bütün bu parametreler dikkate alındığında hem demografik değişiklik, hem insanların yerinden edilmesi, hem de bu lojistik hattın kesilmesi için aslında hem bu yerel gruplar kullanılıyor, hem de mezhep savaşları kullanılmak istiyor. Yüzyılın projesi de araçlardan sadece bir tanesi. Çok teşekkür ediyorum hocam. Bu bir gün bu su meselesinde konuşmak lazım. Birkaç gündür Washington'da Etiyopya'da büyük bir baraj inşası meselesi var. Bilmiyorum hiç takip ettiniz mi? Rönesans Barajı Nil Nehri'nin çıkışına yapmayı planlıyor Etiyopya. Bu da Mısır, Sudan ve Etiyopya arasında ciddi bir mesele. Suyu da bir gün eğer fırsat bulursak bu meselelerden konuşuruz. Etiyopya dedim, Afrika'ya bir atıf olmuş oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Afrika'daydı birkaç gündür. Cezayir, Gambiya ve Senegal'i kapsayan bir tur gerçekleştirdi. Tabii yine orada açıklamalar daha çok Filistin, İdlib meseleleri öne çıktı ama biraz da hani emeğe de saygı göstermemiz lazım. Yani oraya kalkıp gidiliyor. Çok ciddi temaslar var. Yani ben onun rakamsal olarak da biraz çıkartmıştım. Çok sayıda teması olduğu, Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu anlamda hiç yapılmayanlar yapılıyor. 2003'te 100 milyon dolarlık bir ticaret yapılırken Afrika'da, 2017'de 6,5 milyar dolara çıktığını görüyoruz. Türk elçiliklerinin sayısı 2003'te 12, şu anda 42 elçiliğimiz var. Afrika ülkelerinin Türkiye'deki elçilikleri 1997'de 1, şu anda 36. Yani ciddi bir burada çalışma olduğunu görüyoruz, şu anda ekranda da görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı toplam ziyaret sayısı 49, 21 ülkeyi gezdiğini görüyoruz. Onların da bence bahsetmemiz gerekiyor. Yani bir Afrika açılımı var. Evet, Afrika açılımı da olmalı. Evet, şimdi tam onu diyecektim. Türkiye'nin Afrika'da ne işi var diye bilmiyorum, soran var mı ama ben bunu size sorayım. Şöyle bir şey var, şimdi aslında şu açıdan bakmak lazım. Kriz olan noktalar, yani Türkiye bizim kendi bölgemiz ve kriz yaşadığımız bölgelerin dışında da niçin ilişkilerini geliştirmesin? Yani ilişkilerinin geliştirilmemesi açısından eğer bir destek varsa, hani ilişkiler geliştirilmesin, bu çok yanlış bir şey. Ancak Türkiye sadece ilişkilerini geliştirirken de belirli noktaları tabii ki seçmemeli. İlişkilerini geliştirirken de çok daha geniş çerçeveden geliştirmeli. Dolayısıyla olumlu ilişkiler kurulacak, işbirlikleri yapılacak. Tabii ki Türkiye Afrika'da da olacak. Niçin olacak? Çünkü bugün Türkiye Orta Doğu'da eğer varlık göstermeseydi, kendi sınırlarını koruması açısından, kendi güvenliğini sağlaması açısından çok daha büyük tehdit ve tehlikelerle karşı karşıya olacaktı. Şimdi Suriye'de ya da Orta Doğu'da Amerika Birleşik Devletlerinin ne işi var? İşte Rusya neden bu kadar etkin? Çin geliyor, Fransa geliyor. Siz oraya gitmeseniz de onlar oraya geliyorlar ve onlar bir noktadan sonra siz oraya gitmezseniz size gelecekler. Dolayısıyla bazen güvenlik amacıyla bazı gelişmelerin önünü kesmek için bir yerde varlık gösterebilirsiniz. Bazen kendi çıkarlarınızı korumak amacıyla varlık gösterebilirsiniz. Çünkü şu anda dünya tamamen ekonomi ve çıkar güç dengesi üzerine oluşmuş yeni bir düzen oluşturuyor kendini. Bu düzen oluştururken de burada çeşitli köşeleri tutmak ya da çeşitli bölgelerde yine kendi ülke çıkarlarınızı korumak için varlık göstermeniz gerekiyor. Biz dönüp Afrika'ya baktığımız zaman Afrika çok önemli ve gelecekte çok konuşulacak olan bölgelerden bir tanesi olacak. Niçin? Çünkü neredeyse hegemon ülkelerin ve
ekonomik anlamda kendine yeni pazarlar yaratmak isteyen, kültürel anlamda bu kültür endüstrisini taşımak isteyen, oradaki nüfusu artık dünyada çünkü pazar alanları daraldı, bitti, bir küreselleşme içerisinde çıkar için çok farklı noktalara, coğrafyalara gitmeniz gerekiyor. Afrika'da bunlar kalkınmaya açık. Afrika'da bu anlamda çok büyük bir pazar. Şimdi oraya eğer Fransa, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, farklı bölgeler gidiyorsa tabii ki orada Türkiye'de ilişkilerini geliştirecektir. Ancak bu hani Türkiye'nin emperyal bir davranış mı sergiliyor diye soru işareti oluşturması değil. Bakın, ilişki ve işbirliği gerçekleştirmek başka bir şeydir, sömürmek başka bir şeydir. Dolayısıyla bu ikisi arasındaki ayrımı da iyi çizmek gerekir. Türkiye o konuda söyleme dikkat ediyor. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemlerinde ben dikkat ediyorum. Asla böyle bir sömürme çağrısı hiçbir asla, şey yok. Hiçbir şey yok. İşte beraber, aynen öyle. İşbirliği tabii ki yapılması gerekiyor. Ama bu dünyanın sisteminde orada çıkabilecek olan çatışmaları. Şimdi terör açısından Afrika bölgesi son dönemde baktığınız zaman daha da fazla varlık gösterip haber olan. Türkiye'ye baktığınızda Afrika'nın Türkiye'yi ilgilendirmediğini söylemek çok mümkün değil. Orta Doğu ile olan ilişkilerine baktığınız zaman hangi ülkelerin nerelerde varlık gösterdiğine baktığınızda tabii ki Türkiye'de Afrika ile olan ilişkilerini diplomatik açıdan özellikle elçiliklerin açılması, ziyaretlerin yapılması, anlaşmaların gerçekleşmesi, işte 49 tane ziyaret 21 ülkeye yapıldıysa bu önemli bir şey. Çünkü ileride Afrika en çok konuşacağımız ve en çok ülkelerin dikkat çekileceği, en çok güç mücadelesinin gerçekleşeceği bölgelerden bir tanesi ve önemli. Yani orada varlık uçuşlar göstermek Türk de önemli. Oraya tabii uçuş ki. Yapıyor. Yani bunların hepsi ekstra size, ekonominize bir katkı. Katkı aynen. Öğrenciler geliyor. Ha, tabii öğrenciler de geliyor. Baktığınız zaman inanılmaz başvurular oluyor öğrencilerde. Tabii ki öğrencilerden çok fazla Afrika'dan başvuru da oluyor. Benim kendi üniversitemde çok fazla mesela Nijeryalı vardı. Yani çocuklar ve geliyorlar, gidiyorlar. Hani... Yani bu kültürel ilişkiler açısından da çok önemli bir şey. Dolayısıyla Afrika'nın da bir gelişmeye, aynı zamanda kendini geliştirmeye ihtiyacı var. Burada bir işbirliği yapmak ve orada tabii ki varlık göstermek, bunlar çok önemli adımlar. Dolayısıyla yüzünüzü her tarafa dönmeniz gerekiyor. Bugünün şartlarında çünkü bütün dünya ülkeleri bunu yapmaya çalışıyor. Dolayısıyla şimdi, Türkiye'de bu noktada iyi bir strateji izliyor. Mesela Türkiye'de işte balıkçılık belli bir dönemde yapılıyor. Bakıyorsunuz Senegal'de falan bizim balıkçılık yapan insanlarımız var. Belgeselleri falan var. Meraklılar bakabilir. Gidip orada bu işleri yapıyorlar. Dolayısıyla bir şekilde sizin insanınız orayı keşfetmiş gidiyor. Devlet olarak da gitmeniz gerekiyor. Bazen öncülük yapıyorsunuz. Siz gidiyorsunuz oraya. Arkanızdan geliyor insanları. Cezayir mesela, yani Afrika, Kuzey Afrika, Libya'nın komşusu. Şimdi bilmiyorum hocam, bir iki bir şey söylemek ister misiniz? Yani Libya meselesinde Türkiye orada bir şeyler yapmak istiyor. Ve Tunus, Cezayir, Sayın Cumhurbaşkanı bu iki ülkeyi ziyaret etti. Yani tam ne konuşuldu bilmiyoruz ama herhalde bununla ilgili bir girişimler oldu diye düşünüyorum. Ne dersiniz? Evet, Libya ve Afrika genel olarak düşündüğümüz zaman aslında bize iki anlamda mesaj veriyor. Bir tanesi enerji. Afrika'nın sahip olduğu enerji kapasitesi. İki, elektriğe erişimin en az olduğu kıta. Dünya Enerji Ajansı'nın yaptığı bütün projeksiyonlarda önümüzdeki dönemde Afrika'nın güneş enerjisi, yenilenebilir enerjide bir numaralı bölge olacağına dair ciddi analizler yapılıyor. Tabii burada da yine Çin faktörü devreye giriyor. Neden bu kadar Çinli var Afrika'da diye yine öğrencilerden bahsetmiştik. Benim bir öğrencim çok net bir şekilde Çin'in o bölgede emperyal bir şekilde, hatta din baskısı kuracak şekilde kendi kültürünü empoze edici yaklaşımından çok rahatsız olduğunu defalarca dile getiren pek çok öğrencim var. Hani bu bağlamda güneş enerjisi cenneti olan bir kıtayı Çin
başka hiçbir yere bırakmak istemiyor. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri bu Bill Clinton döneminde sunulan Büyük Ortadoğu, genişletilmiş Ortadoğu projesinin özellikle Kuzey Afrika'nın kapsamasının temel sebeplerinden bir tanesi ve Güney Kafkasya kapsamasının temel sebeplerinden bir tanesi buraların sahip olduğu enerji kapasitesi. Libya'ya gelecek olursak ben Kaddafi'nin düşürülmesi sonrasında Libya'da, Trablus'ta bizzat bulunmuştum. O dönemde inanılmaz pozitif bir hava vardı. Özellikle Avrupa'dan Libyalı gençlerin büyük bir umutla ülkeye döndüklerini beni... otele götürüp getiren taksi şoföründen büyük bir heyecanla dinlemiştim. Ve orada yol üzerinde Kaddafi'nin sarayının yıkıntılarının özellikle kaldırılmadığını, büyük bir başarı sembolü olarak özellikle tutulduğunu o taksi şoförü söylemişti. Tabii Libya dediğimiz zaman aklımıza gelmesi gereken mesele Avrupa'nın petrol ihtiyacının %90'ının buradan kaynaklanıyor olması çok önemli bir parametre. Fransa neden bu kadar ilgileniyor dediğimiz zaman Fransa'nın ekonomik sıkışmışlığını açacak bir parametre olarak görüyor. İtalya'nın Türkiye'nin yanında yer alması ciddi sorgulanmıştı. Çünkü İtalya burada kendisine uzanan Green Stream boru hattı aracılığıyla ciddi bir ekonomik potansiyeli Libya ile kendi arasında bulunduruyor ve bunu hiçbir şekilde farklı bir noktaya gelmesini istemiyor. Bundan mütevellit, çünkü Eni'nin orada ciddi yatırımları var. Bundan mütevellit Eni firması Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile yaptığı anlaşmayı durdurarak Doğu Akdeniz'de arama çalışmalarına son verdi. Türkiye hem arama gemisi hem de fırkateyn donanma gönderdikten sonra. Şimdi bu parametreleri söylediğimizde Türkiye'ye gelelim. Türkiye aslında Afrika ile ilgili açılımını çok yönlü izliyor. Nedir bu çok yönlü noktalar? Bir yumuşak güç kullanarak şimdi Libya meselesiyle ve Sudan'dan üst alınması Sudan'la yapılan anlaşma çerçevesinde olası bir sert güçle ilgili sinyal vermesiyle de iki parametreyi kullanıyor. Yumuşak güç dediğimiz zaman tabii TİKA'yı kesinlikle atlamamak gerekiyor. TİKA'nın o bölgede yine Sayın Cumhurbaşkanı'nın Türkiye o bölgeye yöneliminin emperyal olmadığına dair mesajının altını koyu harflerle çizen, kalın çizgiyle çizen, su kuyularının açılması, özellikle kendi ihtiyaçlarını giderici, ekmek fırınlarının yapılması, belli tarım, zirai yöntemlerin öğretilmesi aslında yumuşak gücün önemli yani bir parametresi. Yani aslında orada bir enkaz bırakılmış. Yani kesinlikle. Amerika, yani İngilizler köle olarak insanları toplamışlar, sömürmüşler, kara kıta, Afrika, yani yok etmişler her şeyi, bir enkaz bırakmışlar. Şimdi aslında Türkiye bir anlamda, yani hem kendim ticaret yapayım derken bir yandan da bu insanlara da bir el uzatalım tabii diye. Yani Türkiye'nin yardım, bir evet, ahlaki anladım. Yani bunu çok hafife alıyor pek çok insan ama yani bu anlamda insani ve ahlaki olarak Türkiye'nin ortaya koyduğu şey bence çok değerli. Ya yani ben kendim de işte zaman zaman mülteci kamplarında bulundum, gezdim, gördüm. Şimdi hani burada biz işte kafede oturup kahve içerken ya öf möf falan diyebiliyoruz ama yani o çocukların yüzüne gözüne baktığınız zaman diyorsun ki ya iyi ki hani Türkiye bunu yapıyor diyorsunuz yani. O vicdani şey bence değerli. Ve Cumhurbaşkanı da bunu değil. Önemsiyor. Kısa vadeli izlemiyor Türkiye bu politikayı. Özellikle bu Afrika'dan gelen öğrenciler, Yurtdışı Türkler Başkanlığı Türkiye bursları aracılığıyla gelen öğrenciler gerçekten çok donanımlı öğrenciler benim görebildiğim kadarıyla ve hepsi kendi ülkesine geri dönüp bir şekilde o ülkesine katkıda bulunmak istiyorlar. Dolayısıyla Türkiye bu araçları kullanarak uzun vadede yatırım yapıyor. Çünkü yine küresel iklim değişikliğinin etkilerinden bir tanesi de Afrika'nın özellikle verimli toprakları barındıracak ender coğrafyalardan biri olacağına dair çok fazla yorum var. Türkiye bu anlamda da diğer ülkeler gibi o bölgelerde bizzat bulunarak o toprakları bizzat kiralayarak şu anda çok eleştiri konusu olmuştu böyle haber düştüğünde ama bunun çok uzun vadede Türkiye'ye çok önemli katkıları olacağını değerlendiriyorum. Türkiye Suriye'de yaptığını yani önce diplomasi, önce yumuşak güç işlemediğinde sahaya bizzat sert güç girerek aslında dengeli politikasının bir benzerini Libya üzerinden, Afrika gerçekten üzerinden istedim. Mesaj veriyor diyebilirim. Evet, son 10 dakikaya girdik. 3'er dakika Brexit dedik en başta. Tabii Brexit'i 3 dakikaya konuşmak belki çok mümkün değil ama Tarık Hocam sen ne istersen devam edelim. Yani
nasıl görüyorsun? İngiltere Avrupa Birliği'nden çıkıyor. Hani Avrupa Birliği bitiyor mu? Ne oluyor? Neyin peşinde acaba sence? Yani Avrupa Birliği'nin aslında İngiltere için büyük olduğunu zaten yorumluyordu baştan beri İngiltere'deki Brexit taraftarları. Bu yükü taşımak istemiyor aslında İngiltere. Çünkü Avrupa Birliği'nde açıkçası plansız bir genişleme ve ideolojik bir genişleme diye nitelendirmek lazım. Yani dini bir boyutu da var bunun. Genişleme açıkçası 3 tane lokomotif gücün üzerine ciddi bir yük haline geldi. Bu zaten dikkat ettiyseniz mesela İtalya'nın, İspanya'nın ekonomik kriz yaşadığı dönemlerde de Avrupa Birliği önemli bir ölçüde destek Yunanistan'a da aynı şekilde çıkmıştı ve bunu bu ülkelerden temin ederekten, bu paraları bu ülkelerden temin ederekten açıkçası artık faydasından çok zararı olmaya başladığı anlayışı hakim olmaya başlayınca zaten İngiltere'nin gelişi de çok böyle hani heyecanlı bir geliş değildi, istekli bir geliş değildi. Sonrasında zaten bunun da yük olduğu ortaya çıktıktan sonra çıkma kararı düşüncesi daha çok hakim oldu. Bu sıra yani İngiltere'nin açıkçası çıkması bizim için yani bizim gibi ülkelere de yeni bir fırsat açıkçası doğuruyor. Bizim Avrupa Birliği o engelini, o bariyerini aşmamız açısından da bize bir fırsat. Yani biz yıllardır Avrupa Birliği kapısında zorla yani bırakılan bir ülkeyken aslında Avrupa'da başka ülkelerle de yeni anlaşmalar yaparak yeni fırsatlar yaratabileceğimizi, yeni kapılar açabileceğimizi bize gösteriyor Brexit. Eğer ki biz bu olayı iyi değerlendirdiğimiz takdirde İngiltere gibi finans merkezi güçlü bir Batı ülkesiyle özel anlaşmalar yaparak Avrupa Birliği'nin engellemelerini takılmadan iyi bir ilişki geliştirilebilir aslında İngiltere'de. Bu açıkçası Türkiye için bir nevi fırsat olarak değerlendirmek lazım. Avrupa Birliği'nin de özellikle de Almanya ve Fransa'nın da kendi içlerine düştüğü sorunlar da dikkate alınırsa bu gelişmeler açıkçası bize aynı zamanda fırsatlar sunmakta. Biz mesela bu noktada İngiltere ile bildiğim kadarıyla temaslar var. Bu anlamda yeni bir Avrupa Birliği ile ilişkiler geliştirirken İngiltere'nin Türkiye ile de muhakkak ki yeni ilişkiler takınacağını tahmin ediyorum. Bu da eğer ki iyi bir diplomasi yürütülürse Avrupa Birliği'ndeyken yürütülen ilişkilerin ötesinde yeni bir ilişki açığı aralanırsa açıkçası bizim açımızdan da iyi bir gelişme olarak diye düşünüyorum. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hocam? Şimdi Brexit tabii ki İngiltere için çok uzun süren, çok tartışılan, bütün dünyada çok tartışılan ve hani oldu mu olacak mı, olduktan sonra ne olacak? Bugün haberlere baktığınız zaman işte Avrupa Birliği vatandaşlarının İngiltere'deki yaşamları üzerine belirli bir süreden de bahsediyorlar, haklardan bahsediyorlar. Yani etkilerinin çok fazla görüleceği ve hakikaten Avrupa Birliği sürecini yaşayan, orada yaşayan insanları İngiltere'nin bu süreçten çıktıktan sonra nasıl hareket edeceğiyle alakalı birçok soru işaretini getiren bir aslında karar. Şimdi baktığımız zaman birkaç açıdan düşünebiliriz. Çok kısa söyleyeceğim. Öncelikle Avrupa Birliği zayıflıyor mu ya da Avrupa Birliği dağılır mı? Avrupa Birliği ne olur? Avrupa Birliği şu anda kendi içinde sorun yaratan bir Fransa ile çözüm bulmaya çalışan bir Almanya'nın, yani dışarıdan bakıldığı zaman aslında gördüğümüzde Fransa'nın daha agresif bir strateji izlediğini, Almanya'nın ise aslında birazcık daha mantıklı, Avrupa'yı düşünen, daha anaç, daha böyle o Merkel'den de kaynaklanıyor tabii ki. Ama daha hakim, daha düzeni bozmayacak bir kontrol mekanizması olarak karşımıza çıktığını görüyoruz. Ben Almanya'da da çok bulunduğum için aslında bu Almanya'nın kendi özelliği de, ülke olarak da bir özelliği. Merkel de bunu iyi temsil ediyor. Şimdi baktığımızda Fransa'nın şimdi Yunanistan'la mesela yeni anlaşmalar imzalamaya çalışması, tabii Fransa'nın bir ordu hayalinin olması, aslında güç dengelerinde Avrupa Birliği içerisinde yeni çekişmelerin ortaya çıkacağını bize gösterirken, bir yandan da İngiltere açısından baktığımızda, Filiz Hocam'ın vaktini çalmak istemem o yüzden çok kısa bitireceğim. İngiltere açısından baktığımızda da acaba İngiltere oyuna
tekrar dahil mi oluyor? İngiltere bundan sonrasında ne yapacak? Çünkü Rusya hemen Brexit'le birlikte İngiltere ile yeni anlaşmaların yapılabileceğini, yani burada İngiltere'nin de bundan sonra dünya politikasında Avrupa Birliği'nden bağımsız olarak neler yapabileceği, hangi noktalarda yer alabileceği, hangi stratejileri ve şu anda oluşmuş olan dengeyi nasıl değiştirebileceği ile ilgili de aslında öngörülerin yapılıp bir böyle gözden geçirilmesi gereken bir süreç olduğunu söyleyebilirim. Evet, ayrı bir denge unsuru olarak kesinlikle ortaya çıkacak. Kesinlikle çıkacak yani ve bunu hepimiz yaşayacağız, bunu da göreceğiz ve tabii ki İngiltere'yi de hafife almamak gerekiyor. Bugüne kadar ön planda olmasa da hani Amerika Birleşik Devletleri ne kadar daha ön planda olsa da, çünkü Mısır'dan bahsettik, İngiltere'nin çıkmasının dengeleri nasıl, Filistin'den bahsettik, nasıl dengeleri değiştirdiğinden bahsettik. Dolayısıyla İngiltere'nin bir yerlerden çıkması ya da kendi kabuğuna çekilmesi ya da arka planda kalması dengeleri nasıl değiştiriyorsa, İngiltere'nin oyuna girmesi de aynı şekilde dengeleri değiştirecektir diyerek noktayı koyuyorum. Çok teşekkür ederim hocam. Hocam siz ne diyorsunuz? Aslında ben de Brexit referandumun yapıldığı gün, tam da o gün İngiltere dedim ve sokaklarda hocam, bizzat... olay olsa evet, ilginç zamanlarda, ilginç yerlerde... Haber verin de ona göre biz de kamera falan gönderelim. Tabii, çok memnuniyetle sokakları koklama imkanım olmuştu. Oxford'daydım. Ve orada gençlerin kalma taraftarken daha görece yaşlı nüfusun çıkma yönünde bir yön izlediğini görmüştüm. Aslında bu yeni dönemde böyle referandumlar, uzun vadeli referandumlara hangi yaş aralığının katılmasının sağlanması ile ilgili bir tartışma getireceğini ben öngörüyorum. Brexit'i İtalya ve Danimarka'nın çıkışlarını izleyebileceği yönünde ifadeler var. Ben Brexit'i İngiltere'nin dış politika yapımında daha rahat hareket edebilmek için, özellikle Çin'i durdurmak için önemli bir hamle olarak görüyorum. Bunu da bugün Huawei ile ilgili bir kararı oldu İngiltere'nin. Huawei'yi tamamen dışlamak yerine, ki Amerika bunun için çok ciddi baskı yapmıştı. Huawei şirketi de istihbarat savaşlarında bir araç olarak kullanıldığı argümanı var. Pompeo bugün İngiltere'ye bu konuda ciddi bir ziyaret planladı. Bu bağlamda İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkış süreci Batı bloğun kendi içerisindeki ayrışmasının önemli bileşenlerinden bir tanesi. Hatta bu sürecin önce İngiltere'de farklı referandumlarda ayrılma, sonrasında da bütün Avrupa'dan başlayarak, hatta Trump'la birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nde de şehir devletlerine yönelişin başlangıcı olacağına dair ciddi yorumlar var. Çok teşekkür ediyorum hocam. Gerçekten güzel program oldu. Çok önemli konular konuştuk. Özellikle Filistin konusunda, yani bu Trump'ın ortaya atmış olduğu işgal planı, bu ne anlama geliyor? Bunu değerlendirmeye çalıştık. Suriye ve İdlib konusu önemli. Bunu takip etmeye devam edeceğiz. Yani benim kendi kişisel görüşüm Kudüs. Gerçekten önümüzdeki günlerde sorun olmaya devam edecek. İşte az önce ajanslarda bir haber dolaşıyor. Filiz Hocam çalıyor, bana gönderdi. İsrail'in güneyinde sirenler çalıyor diye. Orası Gazze'ye yakın bir bölge. Genelde oradan bazen füzeler atılıyor. Sirenler çalıyor. Şimdi onunla ilgili olarak çok büyük zarar vermiyor bu füzeler ama bana bir Hamas lideri şunu söylemişti Gazze'deki evinde, Mahmut Zahar. Biz bunları gönderiyoruz. Vurmak, zarar vermek için değil, burada rahat yaşayamayacaklarını hatırlatmak için gönderiyoruz diye. Bu da bir strateji. Aramco'ya yine saldırı olmasına yine atlamamak gerekiyor. Evet, İran bir anlamda yani burada reaksiyon gösteriyor. İşler kızışıyor. Dolayısıyla Orta Doğu'yu konuşmaya devam edeceğiz. Ben çok teşekkür ediyorum. Doçent Doktor Ece Babağan, Fenerbahçe Üniversitesi Öğretim Üyesi, Filiz Katman, İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Tarık Sülü Cevizci, Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı konuğumuzdu. Aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce ve vicdanımız yettiğince dünyadaki olayları konuşmaya çalıştık. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.